Saltanatın bir dakika. Burası senin saltanatın. Bu çekiş mi acaba ki? Ama benim adım Elvan Balkon. Ben giyerim balkon balkon. Gelip de koynuna. Girerim ama. Kobrayı dolarım. Anladım. Kobrayı gördünüz mü kobrayı? Böyle bir şey var mı? Ya birazdan geliyor. Geliyor. Birazdan coşturmaya geliyor. Geliyor bizi. Bugün az muhteşem sonra... bir program. Çok fazla enerjiyiz. Çok fena enerji. Çok da fazla uyku uyuyamadım. Vallahi ikide yattım. Allah uykum Allah. Gelmedi.
İkide uykum İkide. Gelmedi. İkiye kadar uykum gelmedi. Allah aşkına. Onu izledim, bunu izledim, başka bir şey izledim, maç izledim. Derken? Tekrarlar şunlar bunlar, bizi tekrarımızı izledim falan. Aa, güzel miydi? Her şeyi izledim, çok güzelmiş izledim yani. Aa. Vallahi. Dün ne yaptık ya? Aa, dün Murat Kurşun vardı, Mardin yemekleri yaptık. Falan filan vardı. Çok güzeldi. Çok güzel programdı evet. Hakikaten. Ama evet. Bugün daha enerjik. Bugün de bir başka. Evet, bugün romanların prensi var. Romanların moda ikonu var. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Az sonra hareketler bunlar. Programımızda neler var? Görmek istiyor musunuz? Buyurun izleyin. İşte programımızda neler var? Roman havaları sevenler ekran başına. Romanların starı Kobra Murat şarkıları ve şovlarıyla bugün her şey dahilde. Çiçekçi kız bak bana, söylerim vereceğim ben sana. Tam sepeti sen çıkıyor, kuş tepedesen ver. Kobra Murat'ı görenler tanıyamıyor. Romanların renkli modacısı Kobra Murat nasıl zayıfladı? Bugün her şey dahilde. Oklava köftesinden pekmezli kara helvaya, birbirinden lezzetli tarifleriyle mutfakların sempatik şefi Elif Korkmazel, bugün her şey dahilde. Yetenekleriyle kırıp geçiren Erdener ve Seda komedi dans ikilisi, özel şovlarıyla bugün her şey dahilde. Seda'yı da çok özlemiştik. Çok güzel bir şov olacaklar. Onlarla çok güzel bir şov gelecek ama şovun babası geliyor şimdi. Şovun kralı geliyor. Romanların kralı. Gerçekten kralı. Bir moda ikonu. Kocaman alkışlar. Yepyeni imajıyla Kobra Murat geliyor. Kobra şov yaptım da dinlene de star. Sanatçılarım Roma Star'dan. Kobra şov yaptım da dinlene de star. Sanatçılarım Roma Star'dan. Göbek atıp oynasan, düşmanları çatlatsan. Göbek atıp oynasan, düşmanları çatlatsan. Yan yana can cana da kan kana, aynı benziyor kobra şova. Yan yana can cana da kan kana, aynı benziyor kobra şova. Kobra şov yaptım da dillere destan. Sanatçılarım Roman Star'dan. Kobra şov yaptım da dillere destan. Sanatçılarım Roman Star'dan. Göbek atıp oynasan, düşmanları çatlatsan. Göbek atıp oynasan, düşmanları çatlatsan. Yan yana can cana da kan kana, aynı benziyor kobra şova. Yan yana can cana da kan kana, aynı benziyor kobra şova. Kobra şov, kobra şov, kobra şov.
kankala. Aynı benziyor kobra şova. Yan yana can cana da kankala. Aynı benziyor kobra şova. Vay vay! Kobra! Hoş geldin. Kobra yine büyük bir şovla geldi. Hoş çok geldin. Güzel geldin valla. Hayran, böyle hayranlıkla seyrettik yani. Çok özledim sizi. Valla biz de seni çok özledik. Kur'anlar çapsın bak. Nasıl seviyorum sizi biliyor musun? Ay canım nasıl? Benim ya. Tüm sağ Türkiye olun. Seviyor. Sağ tüm olun. Dünya seviyor. Canımsın. Biz de seni çok seviyoruz. Siz bizim hayatımızın dizisini yapan, ya. Her zaman roman camiasını baş tacı yapan, zirvelerde sallayan iki kişisiniz. Canımsın. Eşiniz benzeriniz yok zaten. Senin de, senin de öyle. Senin de öyle. Sen de hoş geldin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani biz seni uzun zamandır görmüyoruz ama bu nasıl bir zayıflama? Evrim kendine geçirdim. Geldin değil evrim mi? Evrim geçirdim. Başka bir şey oldu. Kobralık kalmamış sana söyleyeyim. Tabii. Değiştirmek su yılanı oldu. Su yılanı oldu. Aa, hemen şöyle bir bakabilir miyiz? Adam neydi ne oldu bakar mısınız? Nasıl karar verdi? Şöyle bir değişim olabilir mi? Şarköy'de bir kadın bana böyle yaptı. Babana selam söyledi. Ha, orada mı bir şey oldu? Orada mı sen hayır, böyle bu bir... halimdeyim ya şu an. Hmm. Babana selam söyle dedi. Babamı nereden tanıyorsun dedim. Baban Kobra Murat değil mi dedi. Aa, hadi be. Öyleli. Bak. Peki nasıl karar verdin? Nasıl kilo ölüyordum verdin? Ölüyordum ben artık. Çok kilo oldum. Ölüyordum. Çok. 151 kiloydum. Uyku aknem vardı. Karaciğerimde yağlanma vardı. Aa. Akciğerimde kuğa vardı. Şekerim vardı. Yok yoktu. Her şey vardı. Tansiyonum vardı. Kalp çok kapağımda büyüme vardı. Biz geceleri çalışıyoruz tabii ki. Aha. Roman camiası olarak. Eve gittiğimizde biz... Etsiz yemek yemezler. Aynen babası. Çalıştığımız o parayla her şeyi eve alıp çoluğu çocuğu bile yataktan kaldırıp ziyafet yaparız. Yemesini çok severiz. Etsiz yemek de yemeyiz. Yemesini yani, yedirmesini. Aynen. Eğlenceyi. Soframız çok gönlümüz aynen. Çok açıktır. Ve ailemizde genlerimizde de var bu baksana. Baksana abi ya. Evet. Çorapçı beni dövüyordu Şarköy'de. Niye? O adamın adını kullanıp milletle fotoğraf çektirim öldürürüm seni dayaktan diye. Değil mi? Ya o kadar benzemiyorsun. Aynen. Ha, aynen. Şaka gibi. Ama bakar peki mısın? Bir ameliyat oldun mu? Diyetle mi verdin? Mide küçültme ameliyatı oldu. Oldu. Ne zaman oldu? 19 ay oluyor. Işın Karaca'nın doktorunu oldum. Cengiz Baba'nın oldu. Fatih Ürek oldu. Kaç Senel kilo verdin toplamda? Oldu. 67 kilo verdim. 67. Peki daha 67. Vermeye devam ediyor musun yoksa? İstesem şu an alabiliyorum. İstesen ama ben alırsın, kendimi koruyorum ha. Şuraya geldikten sonra artık bundan değil mi? Vazgeçmemek değil mi? Lazım. Hem çok, çok iyi görünüyorsun. Çok çünkü çok eziyet ama her şeyden ben. Önce çok sağlıklısın. Evet. Değil mi? Ayak tırnağımı kesemiyordum. Kemerimi ay, bağlayamıyordum. Emine böyle ben duruyordum. Yavaş yavaş dönüyordu. Kemerimi bağlıyordu. Tabii. Adamın şikayete bak. Ya. Ayak tırnağımı kesemiyordum. Bu yüzden mi zayıflıyorsun? Abi eğilemiyordum şey demek yapamıyorsun istiyor ki. Yani eğilemiyor şimdi baksana yani. Aduken. Aduken. Aa. Aa. Süpersin. Yeniden doğmuş gibi değil mi? Çok sanki mutluyum. Sanki ben 20 yıl öncesine gitmişim. Aynen öyle. Onu diyeceğim yani. Sanki 20 yaş gençleşmişsin ya. Teşekkür ederim. Maşallah. İşte kadın dedi ki babana selam söyle dedi yani. O derece. Bir tane şortumu bulduk yazlıkta. Evet. İnan o Alişan senin kadar oğlum var. Bir paçasına o girdi bir paçasına ben girdim. Ya. Öyledir. Aynen. Öyledir. Baksana yani şu hale bakıyor değil mi? Resmen. Şeye benziyorsun. Bizim tenör o da zayıfladı şimdi. Favoretti. Yok. Hakan Aysev. Hakan Aysev. Evet. Bir tane adam gördü beni Taksim'de. Hakan abi çok seviyorum seni dedi. Sana dedi gömlek vereceğim dedi. Çok güzel bir opera okuyorsun dedi. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Ama hakikaten kilolu haline benziyorsun. O derece. Hakan abi de zayıfladı. O da oldu. O da oldu. Evet, tabii. Aynı doktor işte. Okan evet, Karacan falan çok hepimiz. Da... Yani bu özendirilecek bir şey değil ama artık bir yerden sonra kontrolden çıktığı zaman iş değil mi? Sen onu yani çekene sor yani düşün ki. 150 kilolardan veremiyorsa artık moda olarak da bittiyse ve yorgunsa artık o ameliyat. Hiç yaşama şeyin de kalmıyor kevesin evet, kalmıyor evet. Böyle evde böyle mesela burada sahne yaptın ya hemen diyorsun ki Emine geleyim evime diyorsun yani böyle. Değil mi? Ayağını uzatırsın. Enerji kalmıyor. Peki bu ne? Süper. Bu şimdi? Bu şimdi ne, ne biliyor bu? Musun hocam? Heh. Bu benim düğünlere kiralamış olduğum. Taht. Yani gelinler buraya gelinler aynen herhalde. Bu tahta oturup ışıklar sönüyor, kırmızı halılar seriliyor, havai fişekler patlıyor. Hani gelinin yolu üzerinde. Aynen böyle. O hı. Saat satan zenciler var ya hı. Onlara da köle kostümü falan dikiyoruz. Saat. Onlar tahta kızı taşıyorlar ha. Tabii Hint dansıyla. Saat satan zenciler dedi. Allah'ım yarabbim be. Onlar da kızları taşıyor. Kızlar aynen, gelin geliyor. Aynen, oturuyor. Aynen.
Peki bu çek bu ne bu? Bu kaynanaya mı veriyorsun bunu? Bak şimdi bunları da anlatacağım sana. Ben nişan yaptım oğluma. Evet. Üç gün boyunca sürdü. Allah razı olsun. Askere gidecek oğlum. Dedi ki baba dedi çok seviyorum dedi. En azından hedefimi bileyim dedi. Hayır, bana dedi bir söz yap dedi. Yüzük takılsın dedi. Ben onu o kadar bir abarttım ki bırak sözü kızın ayakkabısına kadar altından yaptırdım gelinimi. Ve kız istemeye gideceğimizde de kapıyı tabii ki elimizde çalmayalım diye gümüş tokmak yaptırdım. Kapı çalmak için. Aynen bu gümüş tokmak. Görüntüleri görüyoruz bu şu anda da zaten nikahtan görüntülerimiz var. Allah Allah nişan bu nişan. Şey nişan. Evet yani kapıyı çaldık tak tak tak. İçeridekiler de kim o dedi. Destur dedik. Kobra Murat'ın oğlu Doğuş Paşa geldi. Tırtıl Doğuş geldi. Evet. Peki bunların hepsini bize anlatsana. Bunlar ne? Gelinin işte kapısını çaldığımız şey. Tamam. Bu gelinin aynası. Gelin yani. Ha buna bakacak. Aynen. Vay, vay, gümüş vay. Aynası. Bakar mısınız? Burası böyle. Burası bunu aynı. Sadece hamamın içinde kullanıyor ama. Yani gelin hamamına gittiği zaman bizim gelinimiz kadifeden bohça yapılıyor. O bohçanın içine hamam yaygısı koyuluyor. Hamam fıtaları koyuluyor. Değişik hamamın içinde giyeceği kostümler dikiliyor. Gümüş sandalyesi falan kuruluyor içeriye. Gelinin o gümüş bohçası açılıyor. İçinden yerleneceği yelpazesi çıkıyor. Stüdyomuz da sıcak olduğu için iyi geldi bana şu an. Aynası çıkıyor. Bu da hamamın içinde bizim gelinlerimizin giymiş olduğu ayaklarına su gelmesin diye Topkapı Sarayı'ndaki gümüş nalınlar. Gelinler herhalde güzel önce ya. Bunu giymeden bir 3 ay eğitim alıyorlar. Bunları yürümek zaten. Bu nasıl? Kız şimdi hiç bizim kültürümüzle alakası yok. Baba dedi bunlar ne dedi. Ama şimdi bizden bile daha fena olacak. Çünkü alışıyor. Seviyor. Böyle şey sevilmez mi arkadaşlar? Çok, kim çok giymiş ki bunları değil mi? Peki zaten bunları sen röportajında da anlatıyorsun. Sevgili Ayça ile yaptığın röportajını bir izleyelim. Üzerine bol bol sohbet edeceğiz. Bol bol göbek. Canım biraz yerler misin? Bunu? Biraz yerler misin? Ya. Gelle beni. Eğlencesi ve şarkılarıyla Kobra Murat romanların renkli dünyasının kapılarını her şey dahile açtı. Balat'ta doğup büyüyen ve roman adetlerine göre yaşamını sürdüren Kobra Murat, romanların yaşamlarına dair merak edilenleri her şey dahile anlattı. Çiçekçi kız, bak bana, söyle. Romanların Topkapı Sarayı. Bir renk cümbüşünün içerisindeyiz. Neredeyiz şu an Kobra Murat? Şu an romanların Topkapı Sarayı'ndasınız. Değil mi? Burada 17 bin tane kostüm var. Hepsi benim tasarımım. Bu benim renkli dünyam. Çocukluğumdan beri hayalim. 6-7 yaşındayken kızları tüllere falan sarardım. Bir tane cümbüşüm vardı. Cümbüşün telleri yoktu. Dabrika gibi çalardım. Kızları böyle yapardım. Şimdi karşı karşı. Mısra Ajda Ajda Pekka diye anons ederdim. Yaşlı kadınlar mahalledekiler böyle bakardı. Bu çocuk ne yapıyor diye. O zamanlar onları sanatçı gibi böyle sulardı. Burada gecekonduda doğdum ben. Kocaeli'deyiz şu an. Romanlığın doğduğu semtteyiz. Roman modasının tek hakimi. Burası da senin mağazan. Belki İstanbul değil, Türkiye'nin en büyük roman mağazası diyebilir miyiz? Tabii ki dünyada hatta yani dünyada tekim ben şu an roman modacı olarak. Bakın Kobra Murat'ın mağazasından kimler giyinmiş bugüne kadar? Petek Dinçöz giyindi, Seda Sayan giyindi, Güllü giyindi. Yıldız Silbe'ye birkaç tane gönderdim. Yani çok var, çok var. Yani İvan Eser bile giyindi. İlkokul tahsilli bir insanım. Gecekondu'da doğmuş bir insanım. Hiçbir şekilde bunun tahsilini almadım. Ve aşağıdaki makinenin pedalı bile kırık. Makasın ucu paslı. Yani nasıl diyeyim sana? Mezura yırtık. Ben bunu sadece böyle kalıbı malıbı hiçbir şey yok. Göz kararı alıyorum kumaşı böyle. 5 dakikada dikiyorum. Kesiyorum. Biçiyorum. Ortaya bir şey çıkıyor. Kimse ne olduğunu çözemiyor. Biraz da roman adetlerinden bahsedelim. Romanların gösterişli dünyasının sırrı ne? Düğünlerde 34 kostüm giyiliyor.
roman düğünleri 9 gün 9 gece süren düğünler var. Yani bizim çeyizlerimiz bile sokağa sergileniyor. 34 tane kostüm giyen roman kızları var. Mesela 7 metre kuyruklu prenses kıyafeti. Bal kapağının içinden çıkan neydi o kızın adı, Cinderella. Mide kabuğunun içinden çıkan deniz kızı kostümleri. Tahtın içinden çıkan Hindistan kraliçesi kostümleri. Hamam tası gümüş olmalı. Bu şu an benim doğmuş ve büyümüş olduğum Balat'taki Roman Mahallesi, Osmanlı adetleriyle saltanatla düğünler yapan insanlar. Mesela gelinin hamamda giymiş olduğu takın ya Topkapı Sarayı'ndaki nalınlar, saçını böyle taramış olduğu fil dişinden kuşlu gümüş tarak, yıkandığı tas gümüşten, kurunası gümüşten, sandalyesi gümüşten. Çok maliyetli bunlar. Ama biz bunlar için yaşıyoruz. Yani biz düşünmüyoruz ki yatımız olsun, holdingimiz olsun, anımız, apartmanımız olsun. Kendi mahallemizde saltanatımız olsun. Gelinime altın ayakkabı yaptırdım. Ben şimdi gelinimi aldım. Oğlumu nişanladım. Gelinimin her şeyi gümüşten, gümüşü bırak altın ayakkabı da yaptırdım gelinime. Benim bir tane akrabamın düğününe gidecekse mesela gelinim, mesela atıyorum yeğenimin evleniyor, hamamına gidecek. Ben gelinime 7 katlı pasta yaptırmam lazım. Üstüne de bir tane altın eldiven koymam lazım. Çalgılarla beraber, kadın sazlarla hamama girilmesi lazım. Destur diye bağırılması lazım. Bütün kafalar dönecek hamamdaki kadınlar. Kobra Murat'ın gelini Sevinç'in hediyesi geldi. Buyurun komşular deyip o pasta herkese dağıtılacak. Bu da Kobra Murat'ın gelinine hediyesi diye altın eldiveni koluna takılacak. Doğan ilk çocuk için de yine şaşalı bir kutlama yapıyormuş romanlar. Altından biberon yaptıranlar bile var. Doğan ilk erkek çocuğa da galiba bir şey yapılamış. Doğan ilk erkeğe de ilk kıza da 40 gün 40 gece loğusa çalgıları yapan var. Evde gümüşlü altınlı yataklar yapılıyor. Hatta o yatağa loğusa kadın merdivenle çıkıyor. Gümüşten merdiven yaptırılıyor. Çünkü çıkılacak gibi değil. 9 tane üst üste böyle. Çeşitli şeylerle süsleniyor orası. Kadın sazlar evde 15 gün boyunca çalgılar çalıyor. Loğusa şerbetleri, zerdeler, pilavlar, hanım göbekleri, puf börekleri, baklavalar, pastalar. Her akşam bir şey dağıtılıyor. Herkes de o akşam giyinip altınlarını takıp o loğusaya geliyor. Hediyesini veriyor, altınlarını takıyor. Bu 15 günün sonunda da o çocuğa sokakta çeyiz yapılıyor. Altından meme, altından biberon, gümüşten oturak bile yapılıyor. Çocuğa. Biz yemiyoruz, içmiyoruz seneler boyunca. Bunu hedefliyoruz. Yani çocuğumuza bu olması gerekiyor. Çocuğumuz da çocuğuna bunu yapması gerekiyor. Son olarak Neşe Kaynağı romanların eğlenceli yaşamlarının sırrını soruyoruz Kobra Murat'a. Roman deyince aklımıza işte sürekli gülen insanlar, eğlenen insanlar geliyor. Hakikaten hep böyle mi yaşıyorsunuz? Üzülmüyor musunuz? Neler üzülüyorsunuz? Biz şimdi hayata böyle renkli bakıyoruz ya. Dünyamız renkli. Mesela git bir tane roman evine. Fıstık yeşilidir, şeker pembedir, yıla rengidir odaları. Yastıklarında bile çiçekler vardır. Ufacık ama sanki kendini böyle cennette hissedersin. Soframız çok açıktır. Biz nefes alıyoruz diye Allah'a şükür ederiz. Hiçbir şeyi böyle kafamıza takmayız. Sadece biz neyi kafamıza takıyoruz? Bilmiyorum, bu adetleri yapabilmek için. Hani mücadelemiz bu. Çoluğumuza çocuğumuza iyi düğün yapalım. İyi bakalım, iyi yesinler, iyi içsinler. Her yerde saltanatlı olsunlar. Evet, Kobra Murat'la canlı yayınımız devam ediyor. Kobracığım tahta oturdun. Bırak oturayım. Seni böyle ağırladık. Eyvallah. Böyle gerçekten. Aslında böyle geldin. Çok neşeli, çok enerjik, böyle çok şey görünüyorsun ama çok mutlu bir... Konu böyle bazen bir konudan bahsettiğiniz zaman hemen o gözündeki o böyle şey, o şefetli ve enerji dolu adamın hemen bakışı böyle masumlaşıyor. Taşlar, tuşlar, altınlar, tahtlar, her şey aslında bir yana. Tabii ki çok acayip hayat hikayeleri Kobra de var. Kobra ağlamaz mı? Bak, ağlamaz değil mi? Ben hemen ağlarım, hemen. Ben 3 yaşındaki çocuk gibiyim.
Ay kıyamam. Ben ne istersem onu yaparım. Ağlamak istersem ağlarım. Oynamak istersem oynarım. Kimin ne düşündüğü benim için hiç önemli değil. Peki hemen bir anda seni bu kadar duygulandırdı. Ben askere gittim Alişan. Benim anacığım ben askere gittiğimde hastalandı. Böbrekleri çürüdü. 95 kilo anacığım 7 ayın içinde 45 kiloya düştü, öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Ben sen askerdeyken? Ben askerlik yaptım. O üzüntüyle ben de askerde 45 kilo verdim. Ben öğrendin, 117 kilo aldın. 117 kilo gittim askere. 65 kilo geldim askerden de. Ya dedim ölürüm dedim, anama kavuşurum dedim, ya yeniden doğarım dedim. Geldiğimde 4 yaşında bacım kalmıştı. Bir de 15 yaşında bacım kalmıştı. Babam peki, da baba? 3 çocuklu birisiyle evlenmişti. Hemen? Tabii. 11 ay bile geçmeden ki 20 senelik, 21 senelik annemle evliliği vardı babamın. Ondan sonra biz 3 kardeş kaldık. Biz 3 kardeş kadınla evlenince babam ayrı eve çıktık. Nasıl geçindiniz, neler yaptınız? Ben çalıştım, gittim birisinin yanında dikiş diktim, makinacılık yaptım konfeksiyonda. Cumartesi günü haftalığımı alırdım. Kiraydı. Kız kardeşimle kol kola girerdik, kucağımıza da o 4 yaşındaki kardeşim alırdık. Markete giderdik, bir haftalık alışverişimizi yapardık. Millet bizi zannederdi ki biz karı kocayız, o da kardeşim de çocuğumuz zannederdi. Hatta evimizin camı kırılmıştı bizim. Cama plastik Türk bayrağı yapıştırdık içeriye rüzgar girmesin diye. Pata 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 ötüyordu böyle. Bizim mahallede bir tane altınlı Aysel diye kadın var. Böyle altınlarını takar havalı havalı. Böyle yaptı bana. Bir evladım dedi. Çıkarasın dedi o Türk bayrağını dedi. Yaptırırsın o camı dedi. Ayıp dedi. Rezillik bu dedi. Biz o camı yaptıracak derecede bile değildik. Neyse ben kadın o lafı söylediği zaman açtım o camı. Böyle ellerimi Allah'a açtım. Allah'ım dedim. Kardeşlerimle bana sahip çık dedim. Biz dedim böyle utanılacak bir aile olmayalım dedim. Övünülecek aile olalım dedim. Hepimiz evlenelim dedim. Çoluğumuz çocuğumuz olsun dedim. Anacığıma malim olsun dedim. Düşmanlara fırsat verme yüce Rabbim dedim. Bana yok yerden var et dedim. Açılmayan kapıları aç bana dedim. Kardeşlerime sahip çıkayım dedim. Sonra o kız kardeşim nişanlandı, ben de nişanlandım. Biz nişan adetlerinde 15 günde bir kızın evine kahvaltılık götürmek zorundayız. Kızı hamama götürmek zorundayız. Yani evlenene kadar. Evlenene kadar. Hamamdan sonra kızı yemeğe almak zorundayız. Biz bu adetlere yetişmek için ben mesela Emine'nin evine pastırmaları, sucukları, salamları götürürdüm. Fakat ben bizim eve geldiğimiz zaman 3 kardeş yiyecek ekmeğimiz bile yoktu bizim. Bir gün hatta sadece kardeşin unutmam. Mahcup olmasın diye. Tabii. Hayatta unutmam bir gün. Bir tane ekmek bulduk. Ekmeğin üzeri küf tutmuş, tamam mı? O küfü böyle bıçakla kazıdım ben. Ama ekmeğe kafana vursam senin beynin yarılır. Nasıl yiyeceğiz bu ekmeği diye düşündüm. Aklımıza ne geldi biliyor musun arkadaşlar? Allah kimseyi düşürmesin. Fön makinamız vardı bizim, annemin zamanından kalma. O fön makinesiyle ekmeği ısıttık biz. 3 kardeş birbirimizin ağzına besledik. Aradan seneler geçti. Büyük kardeşim evlendi. O küçük kız da ben öyle bir mücadele ettim ki arkadaşlar. 21 saat çalıştım, 3 saat uyudum. O küçük kıza ben bu altın ayakkabıları, gümüşleri yaptırıp 7 metre kuyruklu kıyafetler, altından elbiseler dikip sokaklara çeyizleri atıp delinle duvağınla kapısından gelin ettim. Almanya'da yaşıyor benim şimdi en küçük kardeşim ve erkek evladı oldu. Adı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Murat. Murat. Ay. Allah razı olsun. Helal olsun. Ne güzel bir yüreksin. Gerçekten onları iyi etmek için, mutlu etmek için elinden gelen peki, her şeyi merak yapmışsın. Ediyorum. Babanla hiç kahve bilmedim. Babanla? Hiç kumarhane bilmedim. Hiç meyhane bilmedim. Hiçbir sosyal hayatım olmadı. Babanla durum ne oldu? O sırada hiç baban hiç mi destek olmadı size? Babam avare gibi oldu benim. Ondan sonra evlendi. 3 tane çocuğu vardı kadının. Onların sorumluluklarına falan düştü. Ondan siz sonra çocuğusunuz ya, senin... biz babamla şey gibi olduk. Yabancı. Yabancı gibi. Merhaba, merhaba. Yaşıyor mu şu anda? Yaşıyor. Görüşüyor musun? Görüşüyorum tabii. Babam o benim. Ama
Ben işte çok böyle şey oldum Alişan. Mesela bütün arkadaşlarım kahvedeyken top oynamaya falan giderken veyahut karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla parka mangal yapmaya veyahut yazlığa giderken ben o makinede 21 saat çalışıyordum. Kürkler dikiyordum, tüyler dikiyordum, pullar dikiyordum. Avuç avuç onları yutuyordum. Ve ben neden o küreyi alıyordum biliyor musun? Sadece bacaklarımla kollarım çalışıyordu makinede. Buram kitle haline düşmüştü. İş şeyinden, anladın mı? Bel fıtığı ameliyatı oldum ben. Ondan sonra bademcik ameliyatı oldum. Burnumdan 3 tane kemik alındı. Küçük dilim alındı. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. En son midem alındı. Dur bakalım artık neyim kaldı alınacak? Hiçbir şey olsun. Hiçbir şey yok artık. Hep bir mücadeleden yani. Arkadaşlar kimse bunlara böyle kolay gelmiyor. Ben gece kondulu evde doğmuş. Gaz lambasıyla ışığı olan ve mahalledeki çeşmeden anneme su taşıyan bir roman çocuğuyum. Ama şu an Çağla Şikel'e bile, İvana Sert'e bile kıyafetler dikiyorum. Yani biraz önce baktık gördük ya işte altından ayna vesaire. Aslında onlar yaşanırken arka planda çok yürek parçalayıcı hikayeler var. Dinlemeye devam edeceğiz ama tabii ki o ruhta, o kalbin içerisinde, o eğlenceli ruhunda bizlerden eksik etmeyin. Kaynatalım mı hocam? Kaynatacağız bir saniye. Ya böyle bir ruh hali var mı? Değil mi bizi ağlattın? Romanlar. Küçükken abi hale geçirdim 5 kere. Ne yapacağız? Reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra ekmeği kaynatacağız. Ekmeği alınacağım. Şey dahil. 360 TV'de. Başlıyor. Başlıyor. Başlıyor ya. Bir dakika gelsene. Başlıyor. Evet. Her şey dahil devam ediyor. Canlı canlı. Kobra Murat'tan sonra muhteşem bir şov yapacak bize. Ama ondan önce yine... dans, taklit ve komedi skeçlerinden oluşan gösterileriyle gerçekten büyük beğeni toplayan bir ikili geliyor efendim alkışlarınızla. Seda Erdener komedi dans ikilisi alkışlarınızla. Mide bulantısına, tansiyon hastasına, şeker hastasına, herkese maydanoz, herkese maydanoz, herkese maydanoz, herkese maydanoz. Sedaya çıktım, defile yaptım, göbeğimi attım, düşmanları çatlattım. Herkese maydanoz, herkese maydanoz, herkese limonata, herkese vişne.
şiş ne soda. Ne sanıyordun, ayrılma mı, dağılma mı ya da ne düşünüyordun hakkında, günahın boynuna. O onu dedi, bu bunu dedi, sen sustun mu ki? Bana onları anlatıyorsun, onlara beni. E bırak bu işleri, hadi dostum, o hikayelere ben çok tokum. Benim yolum belli, amacım var, umutlarım var. Sen de senin taşının at niyetlerin var. Ben senin var ya, lafımla şekil alamam. Ben senin var ya, halini yadırgayamam. Sen benim var ya, tırnağıma makas bile. Allah kahretmesin seni. Ne yapıyorsun sen burada he? Ulan nikah dairesinden yeni çıktık. Eşek kafa, taş kafalı. Senin o taş kafan yüzünden yok. Evde ne dersen benim dediğim olur. Ben öyle her sabah işe mişe gidip gelemem. Sen merak etme koca, den birini bulur yaptırtırım. Öyle bakkala markete falan gidemem. Çarşıya çıkamam. Sen merak etme kocacığım, ben birini bulur yaptırtırım. Odun modun kömür falan taşıyamam, hiçbir şey yapamam. Sen merak etme kocacığım, ben birini bulur yaptırtırım. Ulan bu gece ilk gecemiz, bak gerdek gecemiz. Ben seni şu salak halinle nasıl gerdeğe gireceğim çok merak ediyorum yani. Sen merak etme kocacığım, ben birini bulur yaptırtırım. Mükemmelsiniz ya. Harika, yemin ediyorum her seferinde hem çok eğlendiriyorlar, güldürüyorlar hem de hayranlıkla izliyoruz. Yıldız ya. Elimizden geldi. Mükemmeldi ya. Süpersiniz vallahi ya. Çok güzeldi.
Birazdan yani birazdan bir şovda alacağız değil mi? Bir şey söyleyecektim. Bu şovları yapan çok insan var ama bu kadar profesyonel anlamda dans edip de yapan çok az var. Sizin nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Zaten ilk komedi dansçısından biri. Rica ederim hocam. Bu arada seni yaptılar ya, gördün mü? Hayatımda ilk defa taklitim yapıldı ya. O da oldu. Vallahi billahi evet. Her yerde var. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Almanya'da her yerde bir komedi var. Her yerde var ama burada ilk defa. Televizyonda ilk defa. Televizyonda ilk defa. Güzel sürpriz oldu vallahi ya, süper. Çok güzel. Güzelsin hocam, harikasın. Ya siz mükemmelsiniz ya, öyle bir kocaman şey. Kocaman alkış Seda Verden'e için. Az sonra tekrar güzelle beraber olacaklar. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir şey olmadı abi, bize birlikte olacaklar. Teşekkür ediyoruz. Gel sen güzel nereye kobracığım? Gel buraya. Hiç istemedim, çok güzeldi. Süperdi. Baş ağrısı. Bize şimdi neyle koparacaksın? Kalite. Size özel kalite. Bir şarkı yaptım hocam. Bakalım ne gelecek. Sazlar biliyor, kıskanırlar hocam. Önce canlı. Evet hocam. Haydi. Aman yaşa. Aman yaşa evladım yaşa, hakiki paşa, doğuşan paşa, iyi yaşa, güzel yaşa, hakiki paşa, delikanlılığı kralını yazmış, hastalara şifa olmuş, dertlere deva olmuş, borçlara eda olmuş, kalite marka olmuş, alişanıma. Kıskanırlar, çalam seni, çekemezler güzelliğini. Kıskanıyorlar, dayıyorlar, diyorlar, çalam seni, çekemediler, yediler zenginliğini. Haydi mati kalli, haydi susu kalli, haydi mati kalli, rik, tik tak, tarik, rik, tik tak, naş tuke, ja tuke. Haydi mati kalli, haydi susu kalli, haydi mati kalli, rik, tik tak, naş tuke, ja tuke. Yıkılıyorsun dünya! Canım seni çekemezler bir yakanı kaliteyi. Kıskanıyorlarda paşam erkek alişan seni. Çekemezlerde alişanım güzelliğini. Haydi mati kalli, haydi susu kalli, haydi mati kalli, rik, tik tak, rik, tik tak, naş tuke, ja tuke. Haydi mati kalli, haydi susu kalli, haydi mati kalli, rik, tik tak, rik, tik tak, naş tuke, ja tuke. Aman yaşa evlat! Aman! Başın bağırıyor, kremini sür. Belin mi tutuldu, kremini sür. Ayağın bağırıyor, kremini sür. Kalite, kalite, marka, kalite, marka. Ağzı güzel,
Kaşı güzel, saçı güzel, tırnağı güzel. Ağlayınca inciler, gülünce güller, yürüdüğü yerde bülbüller. Nar tanesi, nur tanesi. Ama anasının babasının bir tanesi. Evimin ışığı, evimin kraliçesi. Spot lambası, paramın kasası. Evimin aynası. Topuktan güzel, kaymak gibi, reçel gibi, baklava gibi. Aman evladımın başına oyna babam, salla babam, kaynat babam. Oho, 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 oho. Kıskanırlar Sergülüm seni, çekemezler güzelliğini. Kıskanıyorlar da yiyorlar, yiyorlar babam seni. Çekemediler de yediler, yediler zenginliğini. Haydi vakti kalliye, haydi vakti kalliye, haydi vakti kalliye. Rik, tik tak, rik, tik tak. Naştuke, çatuke. Bir hoca halim var. Her kime? Yüce Mevla'ya ellerimi açmışım. Hey. Allah'ım, bir kız evladım olsun. Anacığımı çok sevdin aldın. En azından adı yaşasın demişim. Ona 3 gün 3 gece doğum günü yapacağım demişim. Ama bir gelmişim ki 9 ay sonra aman ebe Emine kalmış gebe. Allah vermiş onu bana. Allah herkesin evladını bağışlasın. Amin. Kirpiye bile yavrusu pamuk. Aman benim evladım da yaşama gücüm olmuş. Hayat ışığım olmuş. Sabah kalktığımda babacığım çay mı, kahve mi, süt mü, ne getireyim sana demiş. Hiçbir şey istemem babam. Gül bana, oyna bana, zıpla bana. Allah elem keder vermesin tırnağına. Aman nar tanesi, nur tanesi. Yaşama gücüm evladıma. Çek tulumbayı, çek arabayı, sür kremini, yap kuşalayı. Tulumbacı dayı dayı, tulumbacı dayı dayı da dayı dayı, Ali de Ali dayı, dayı da dayı dayı. Harcadım da helal olsun. Çoluğuma çocuğuma feda olsun. Çok paralar harcadım da helal olsun. Sergülüme doğuşuma da feda olsun. Herkese maydanoz.
Ayılana bir gazap. Bayılana ça ça çala. Kalmadı yok sana. Çağlaya çıktım. Defile yaptım. Göbeğimi attım. Düşmanları çatlattım. Herkese maydano. Herkese çoca çola. Allah Allah. Herkese maydano. Herkese çoca çola. Allah Allah. Bir hoca halim var. Her kime? Roman camiasına nasıl hoca hali çekeyim? Evet. Çok vicdanlı. Ağlayan ne ağlayan. Gülen ne gülen. Sofrası açık. Kalbi açık. Vatanını seven. Bayrağını seven. Evladını saçının deline. Zeval getirmeyen. Kendisi cehennemde yanıp. Çocuklarını cennette yaşatan. Romanlara. Herkese maydanoz. Herkese çoca çola. Herkese maydanoz. Herkese çoca çola. Allah! Sen nasıl tatlısın? Nasıl? Sergül müydü? Sergül. Sergül, Kobra'nın kızı. Dünyaya gelen ilk gül. Çok tatlı maşallah. Ben Allah gözlerimi bağışlasın. Alamadım ya maşallah. Bu en küçüğü değil mi? En küçüğü. Onun anısını anlatayım mı? Anlat bakayım. Oh. Bir Sıdır Ali'yle tüm roman camiası olarak Bolceli'nin hazretlerine gideriz. İki tane evladım oldu benim, erkek evladım. Allah bağışlasın. Doğuşum var, yiğitim var. Aradan 10 sene geçti. Bir tane kız evladım yok. Anacığım Allah daha çok sevdi, biraz evvel anlattım. Bir kızım olsun da anamın adı yaşasın. Açtım Bolceli'ne hazretlerinde ellerimi semaya. Yüce Allah'ım dedim. Erenlerin, evliyaların yüzüsü hürmetine dedim. Benim dualarımı kabul et dedim. Bir tane kız evladım olsun dedim. Anacığımı çok sevdin, sen aldın dedim. Hiç yoktan anacığımın adı yaşasın dedim. O doğduğu zaman dedim. Ona dedim 3 gün 3 gece doğum günü yapayım dedim. Ayağını bile dedim toprağa bastırmayayım dedim. Altın ayakkabı yaptırayım dedim. Bir geldik biz Bolceli'ne der. Eve bir geldik. Emine bir ay sonra dedi ben hamileyim. Ay inanmıyorum ya. Para da yok o zamanlar. E söz de verdim Bolceli'ne. Altın ayakkabı yaptırmam lazım. Tabii. 3 gün 3 gece doğum günü yapmam lazım. Evet. Atak bu. Ben tabii. Çok batıl inançlıyım. Başladım ben gece gündüz çalışma, kurdeşen dökmeye başladım mı? Emine ay yapıyor, ah diyorum erken doğuracak, yok altına yakabı yok. Ay. Daha sabır, daha sabır. Bir baktım ki Allah bana bir verdi, Çağla. Bırak altına yakabıyı. 41 tane bile eksik yaptırdım ona, 41 kere maşallah dersin. Maşallah. Şimdi bu üstündekiler altın değil mi hepsi? Tabii. Bak, altınları görüyorsunuz. Bu altın tacı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sayma eksilir. Sayma ya, sayılır mı ya? Bunu alacak damat ne? Baba kapısında görecek, isterse kocası çöpçü olsun, ne olursa olsun. He. O baba kapısında görecek, gözü kararmayacak. Çalışacağız, çabalayacağız. Sergül, sen biraz konuş. Nasıl bakıyor baban size? Çok iyi bakıyor. Yağlarla ballarla besliyor herhalde. Evet. Bir dediğini iki etmiyor. Evet. Sen memnun musun babandan? Ne çok. Demek o ya? Şu an annen de bizi izliyor. Annene de bir şey söylemek istiyor. Emine burada. Arkada. Burada mı? Aa, Emine burada mı? Bir alsak onu da be. Olsun, bir gelseydi, bir görseydi. Çıkar mı? Değil. Çıkmaz mı? Ha yukarıdaymış, dur yukarıdaymış. Evet. Kırmaz mı Emine ya? Bizim programımız yani, gelelim. Aynen. Artık... Emine hayatında televizyona çıkmadı. O benim saklı hazinem, evimin biblosu. Ay, evimin gibi. Çorba kokusu. Laflara vitrinimdeki bak, laflara. Altınlar, mücevherler, duvardaki tablom. Emine hala 36 beden 3 tane çocuk doğurdu. Maşallah.
Ben şişmanken kızın çok güzelmiş diyorlardı bana. Psikolojim bozuldu. Aslında emin o. Maşallah çok tatlı, Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Hadi sen git tahtına, birazcık... sen git tahtına şöyle bir otur. Biz babanla, biz babanla mutfağa gideceğiz. Mutfağa gideceğiz. Ama çünkü kim lazım. Geliyor efendim? Elif Korkmazel geliyor. Trafik karıştı. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. İçeride oynaya oynaya bir hal oldu yani. Oldun, sen de oynarsın. Bak herkese maydanoz dedim diye maydanoz koymuşlar. Evet. Selam, nasılsın? İyiyim valla, süperim. 9-8'lik severim. Değil mi? Evet. Aynen ya. Arkada böyle dınını. Oynaya oynaya. Eminim ekranları başında evlerde oynuyorlardır yani. Mümkün değil çünkü o ritme kaptırmamak imkansız. Biraz evet. Oynamaya da hakkımız İsveç'e var ya. İsveç'e gittik biz. İsveç'te süper. Herkes İsveçli tabii ki. Ne? İsveç'te herkes İsveçli. İsveç'te herkes İsveçli. Normal. Ha. Evet. Dudaktım hepsi. Şeye benziyor. Sultan Süleyman'daki kıza neydi onun adı? Hürrem. He, Hürrem Sultan'a benziyor hepsi. Dedim ki bunlar ne anlayacak Roman havasından dedim. Türkçe de bilmiyorlar, Roman havası da bilmiyorlar. Bir okumaya başladık hocam, masaları kırdılar. Aa, kırdılar mı masaları? İsveçliler bile oynuyor yani hocam. Tabirlerine bayılıyorum ya, masaları kırdılar. İsveç'teki dedi. Bütün İsveçlilere selamlarımız hocam. Selamlar. Selam. Tüm dünyaya. Gelelim bugünkü mutfağımızda pişecek olan ya da yapılacak olan. Yine değişik şeyler yapacaksın. Tariflere tahmin ediyorum ki mesela haşhaşlı katmer. Acı kurabiye. Bu alışanlık olabilir belki. Acı kurabiye çok güzel. Benim yıllardır yaptığım ve herkesin severek yediği, her enteresan. Seferinde de tarifini sorduğu bir kurabiye. Kurabiye ama acı. Ama çok lezzetli. Acı acı böyle. Allah Allah. Evet, içinde zaten pul biber var. Tatlı bir acı yani. Tatlı bir acı. Enteresan. Bu arada herkese merhabalar. Nasılsınız? İnşallah böyle eğleniyoruzdur. Ben çok eğlendim. Şimdi eğlenceli eğlenceli çok lezzetli şeyler yapacağız. Ama haşhaşlı katmerle de başlayabiliriz. Acılı kurabiye fırında pişecek diye önce onu tercih edelim. Önce fırına verelim. Önce onu fırına bir verelim. Şey, değişik de bir şey, evet, merak aynen ediyorum. Aynen öyle. Haşhaşlı katmer de hani dışarıda yediğimiz böyle kat kat paketlerde alıp kat kat yediğimiz şeyler var ya, aynı onlardan olacak. Hmm. Evde de çok rahat yapabiliriz diye çok onu seçtim. Çok güzel, enteresan. Evet. Ama oklava köftesine oklava bayılacaksınız. Köftesi var, tayinli patlıcan salatası var bir evet. De. Patlıcan enteresan. Salatasını biz hepsini çok seviyoruz. Nasıl yapacağım ya. Bacım bunların? Hemen iki dakika. Maşallah. Hop hop iki dakikada yapılıyor. Zaten. Yemekte gibisin. Şimdi burnumu bir oynatacağım. Olacak. Şimdi bunun tereyağısı olacaktı. Çünkü tereyağlı bir kurabiye olacak. Zaten kurabiyeleri mümkün olduğu kadar tereyağı yakışıyor. Kaşar peynir. Ama Allah burada Allah. Önemli olan bakalım eski kaşar. Evet. Onun aroması. Tabii geçerlisi o. Değil mi? Süper. Kaşar peynirini güzelce rendeledik. Hmm. Şimdi içine tereyağı koyuyoruz. Böyle aşağı yukarı 100 gram, 120 gram tereyağı gerekiyor. Ve kim eklemek ister acıyı? Ben. Ama lütfen, bolca. Komple dök. Evet, komple dök. Çağla komple dök. Dök. Bir yumurtayı kıralım. Oh. Acı çünkü... iyidir. Ben evet, ismi acı kurabiye zannettim. Harbi acı olacak. Harbi acı olacak. Ha, bir de... Acıymış mı ya? Aman hardal da katıyor. Aman. Acı hardal. Hardal. Bak hardala dikkat, hardala dikkat edelim yalnız. Hardal. Hardal. Nasıl acı mı? Bak hardalı aslında diyorlar ki ne ya, enteresan burada böyle niye hardal var? Bu hardal öyle güzel bir aroma katıyor ki aşağı yukarı bir çorba kaşığı hardal da şöyle katıyorum. Ay çok merak ettim bu ya. Hardalı bir sevemedim. Evet. Hardal sevmez misin? Acı hardal sevmez misin? Tuz. Aa. Ama yerken o çok fazla şey olmuyor. Ete getiriyorlar hardal. Zaten gelmeyecek ama. Evet şöyle. Çok yani fazla gelmeyecek. O bir lezzet katacak. Sen hardal olduğunu anlamayacaksın aynen. Zaten. Koskoca şeyde. Hala hardal diyor ya. Hala hardal diyorsun. Kafasını ha, hala hardal diyorsun. Hardal, hardal. Hardal. Hardal diyorum ha, ya. Evet. Aa, bir saattir. Hasan. Şimdi kabartma tozu, un. Rendelenmiş kaşar peyniri, bol hardal, bol kırmızı biber, tereyağı, yumurta ve kabartma tozu. Bir şey koymadın. Şurada bir şey var. Siyah. Çörek o otu. Siyah çörek otu üstü için. Üstü için. Bir de yumurta sarısı veya akı üstü için. Un ne kadar koydun canım? Un aşağı yukarı bir su bardağı, bilemedin 1,5 su bardağı, bilemedin 2. Bilemedin 3. Hiç bilemezsin. 4. 4. Yok aşağı yukarı. Kıvamı. Hanımlar zaten gayet iyi biliyorlar. Bir bardakla başlayıp 3 bardağa kadar giden yok, bir un silsilesi. 3 bardağa kadar gitmez de. 1-2. 2 bardağa kadar gider. Hatta ben birazcık daha un alacağım. Çünkü yağı eridikçe yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Evet. Biberden kıpkırmızı oldu. Evet. Birdenbire böyle. Şimdi
Olmazsa bir tane daha ben şöyle yağlı kağıt alayım. Yağlı kağıdın arasında da açabilirim bunu. Bunu kirletmeyeyim. Şey yapıp. Tamam. Evet. Kaşar peyniri rendeliyorsunuz. Kaşar peyniri yoksa beyaz peynirle ya da taze kaşarla olmaz taze kaşarla mı? Sanki taciz olmaz mı? Diyen olur diyecektim ben de şimdi. Yani, evet. Peynirle de olur. Beyaz peynirle de olur. Taze kaşarla ama eski kaşarla verdiği aroması bir başka güzel oluyor. İşte onu yani söyleyeyim. Eski olduğu için eskilerin tabii ki. O evet. Eski kaşarın böyle bir mayhoş ekşimsi böyle hafif bir değil mi? Şeyi vardı. Boğazda ya, kalan bir ya, şeyi var. Diyorsun. Acısı o, var. Bunda daha iyi olacak diyor. En başında söyledi aynı şey. Evet süper oluyor. Şimdi yağ eridi. Kırmızı bir karışım oldu. Eğer acı biber salçası varsa buna biber salçası da olabilir. Onu da söyleyeyim. Çok da güzel oluyor. Böyle onu yavaş 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 ekleyerek güzel bir hamur elde ettim. Şimdi merdane ile biraz açacağım. Ve bir bıçakla keseceğim. Bu istediğiniz gibi hani yuvarlak yuvarlak da kesilebilir. Her türlü şekillerde kesilebilir. Çocuklarınıza verin. İstediği gibi kessin. Şimdi böyle kırmızı bir hamur oldu. Bu hamuru aşağı yukarı böyle bir gün buzdolabında bekletebilirsiniz. Kalanını sonra tekrar açabilirsiniz. Ya da difrize koyun. Oda sıcaklığına gelsin. Tekrar şöyle. Yönetmenim ama çok ayıp yaptın yani gerçekten. Dün burada Mardin yemekleri yaptık. Ne olmuş evet. olabilir yani? Bir yemekler yapıldı. Yayın sonunda ne olmuş olabilir? Ve yayın sonunda yani? Burası dağıldı herhalde. Evet, kameraya almışlar, aldınız değil mi? Yapmışlar yine gerçi. Biz de almıyordur diye bir de el falan salladık şakadan. Ay bir izleyelim mi onları? Hadi beğen. Bakın kaç kişi yemek yiyoruz her şey dahilde. Bakın bakın. Bakın. Zorunda kaldı. Çok özür diliyoruz. Ya yeşil Allah elbisesiyle. Somali'de gibisiniz. 2-3 tane ama olmayanları derse. O tatlının tadına baktım ben bir şey yemedim. Ama gerçekten yayın sonrası herhalde bayağı yemeğe birilerini çağırmış oldu. Gibisiniz yani. Ama o kadar çok yemek var. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz bacım. Evet. Vallahi. Nasıl yaptık acaba? Şimdi. Böyle. Güzel. Çok. Güzel. Gacı çok amarat. Çok. Şöyle kesiyoruz. Senin gacı da böyle amarat mı? Kaç yemek yapar böyle? Emine 30 evet. çeşit yemek yapar. Hadi. Biz, tabii sülale çok kalabalık. Hepsi obez. Ama siz bayağı vermişsiniz hakikaten. Çok şükür. Midem olsa şimdi size bırakmazdım bunu. Biraz yemiyor dikkat et o mide artık? Tekrar büyüyor. Büyüyor. Geçenlerde tamam. bir çocuk gördüm 180 kilo. Dedi ki bana çok başarılı dedi. Sen de ol paşam dedim. Ben oldum dedi. ne oldu dedim. 80 kilo verdim dedi. Ya. Sonra dedi spangeleler falan yedim dedi. Çikolatalar falan dedi. Yine dedi 50 kilo aldım dedi. Ay, ne yedim be babam dedim yapmışken kendine dedim filinta gibi dedim. Çünkü mide şey. Yenilebiliyor. Mide tekrar. Evet. Yenilebiliyor. Aynen. Bu arada şimdi, acı kurabiyelerimiz fırına verilmek üzere şu anda tepsiye ediliyor. İstersen sen yumurta sarısı ve çörek otu koyacağız. Evet çörek herhalde. Otu sonra da 180 derecelik fırında 10 dakikada pişecek. Çok güzel. Hemencecik yani. Böyle pişecek. Bence soğurduktan sonra daha lezzetli oluyor. Böyle ağızda dağılan gevrek gevrek bir kurabiye oluyor. Hafif acı acı böyle. Çok lezzetli oluyor. Üzerine çörek otu sevmeyenler susam serpebilir. Mesela böyle yumurtayı biraz sulandıralım. Biraz sulandıralım. Çok evet. Çok aromatik evet. olacak şu anda. Siz onu bu tepsiye, şekilde yumurta sürerken derken. Tepsiye dize durun. Evet. Sen şimdi mesela evde canım bir şey çekti. Mesela Emine'yi nasıl çağırıyorsun? Ben Emine hiç Emine demem. Ne diyor? Buse, Esengül. Ne alaka? Öyle. Nasıl? Ben. Değişiklik oluyor. Bu da iyi ya. Evliliği böyle mi tazir? O da biliyor mu yani? Tabii. Farklı bir isim evlendiğim günden beri öyleyim ben. Çağır bakayım şimdi bir şey. Başka şimdi ne, nasıl çağıracaksın? Buse. Aşkım. Buse abla. Bebeğim. Geliyor mu?
Emine. Belki gelir. Emine, kocan geldi evine. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun hocam. Türk televizyonlarında ilk kez. Kobra'nın hanımı. Gel bakalım. Emine an... Bak, bak, bir şey bak. Bak, bari kupa. Arkadaşlar bu kadın bir kaynata şu an. Gelini, şey kaynana. Gelini var. Evet, oğlum da benim boyumda. İki oğlum da benim boyumda. Kol kola yürüdükleri zaman diyorlar ki nişanlısı çok güzelmiş. Aslında annesi onun o. Sen ne kadar güzelsin Emine, maşallah ya. Kaç yaşındasın Emine? 36. 36 yaşındasın. Gel otur bize birazcık sohbet. Gel bize birazcık sen anlat bakayım. Nasıl tanıştınız şu kobrayla? Evet nasıl tanıştınız? İlk nasıl tanıştınız? Gel, gel buraya. Dedi ama hafif. Gel aşkım. Tek bir anlat. Baba baba. Cep telefonu gibi. Koy cebine geç dünyayı. Nasıl tanıştınız Allah aşkına? Ya... Telefon numaramı istedi. Ben... Nerede? 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 Halasıyla haber göndermiş. Ondan sonra ben de tabii telefon falan kullandırmıyordular o zaman. Hı. Yaşım da ufaktı. Konuşma gelsin dedi, görüşelim dedi. Ona da gelemem dedim. Korktum, annem babam kızar dedim. Evet. Sonra resim gönderdi. Kendi resmini mi gönderdi? He, onu kabul ettim. Öyle işte... Ondan sonra başladı. Ama ne esas mevzu biliyor musun? Ben o zamanlar 117 kiloyum. Hayvan gibi bir insan, tövbeler olsun. 19 yaşında insan azmanı gibi bir şeyim. Kaba sakala benziyorum. Annemle Roman Mahallesi'nde kapıda oturuyoruz. Bir kız çocuğu geçiyor, saçlarını kınalamışlar. Yanakları el... Bana ne kızım dedim. Ben de annemle arkadaş gibiyim. O 15 yaş büyük benden. Böyle bir gelinim olsun Murat dedi. Elma yanaktı, kiraz tutaklı dedi. Sonra Emine yoğurtla ekmek almış gidiyor önümüzden bakkaldan. Onu unutmuyorsun ama yoğurtla ekmek. Aynen. Unutmuyorum onun için Emine yavrum. Ondan sonra annem böyle yaptı. Bakar mısın güzel kız dedi. Bu da baktı böyle. Senin adın ne dedi? Emine dedi bu. İncidik sesi. Senin adın Emine değil dedi. Sen dedi şeker kız kendisin. Güzel. Sonra ben askere gittim. Benim anacığım öldü. Ben şimdi kime alayım kendime? Tabii ki kendi. Gittim ben Emine'lerin dükkanında, konfeksiyonda annesinin babasının yanına başladım. He bak 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 bak. Kaleyi işten fethettim. Tabii kurnazlık yaptım. Çünkü 7 yaş yok, ben ondan büyüküm. Ben başladım onlarla çalışmaya, kaynanamı kafaladım. Baştan kaynanama aşık oldum. Selma'cığım, aşkım, bebeğim, canım annem, seni seviyorum hocam. Harika. Sonra kaynatamı... Kafaladım. Yan yana çalışıyoruz kaynanamla. O da makinede dikiş dikiyor, ben de. Ya dedim Selma abla dedim. Biz dedim böyle böyle bir şey yaşamıştık dedim. Annemle dedim. Annemin dedim vaadi var dedim. Sen benim annem olur musun dedim. O da benden 13 yaş büyük. Kadın böyle irkildi. Tamam dedi bizimkilerle konuşayım dedi. Sonra Emine'yi istedik biz. 5 tane bilezik daha fazla istiyorlar. Vermiyorlar Emine'yi. Aa. Tabii içeride yaşlı kadınlar var. Diyorlar 10 tane Adana buruması olmadan vermeyiz. İçeride biraz tartışma çıkıyor. Ben de kaynanamı kapıya çağırdım. Selma abla dedim. Sen şimdilik dedim menüksüzüm dedim. Bu şekilde dedim ver dedim. Sen benim annem ol dedim. Ben Emine'nin kollarını buradan buraya dedim. Doldurmazsam dedim. Gel yüzüme tükür dedim. Emine her düğünde böyle oynar arkadaşlar. Çünkü kollarını kapatamaz altından. Güzel. Yakışır Emine. Sonra annem Emine'yi istedi diye Sergül'ümüz de oldu. Annemin adı da yaşıyor. Ay, annemin muradı da gerçek ya. Oldu. Annem göremedi ama Allah malim etsin inşallah. Anneciğim ben Emine'yi aldım. Ay. Gel kucağıma. Gel. Gel Sergül sen de. Aileye otursun. Gel. Varsa güzel, bombara güzel. Ranga. Gel şöyle babanın yanına. Böyle mutlu aile tablosunu. Maşallah size. Böyle mutfağın kenarında onlar evet. Otururken biz acı kurabiyemizi... Fırına verebiliriz. Evet, alkışlar. Son hali bu, alkışlar vereceğiz. Alkış için diye verdim. Aa! Evet. Elden ele, elden ele. Çiğ çiğ yesim gel. Sırada ne var? Sırada haşhaşlı katmer var. Şimdi evet. Onun için de hamur yoğuracağız. Güzelce yoğurma kabının içerisine şöyle birazcık un koyuyorum. Birazcık da tuz koyacağım.
Şöyle. Şimdi bu on su... Oyuncak gibi yapıyorsun. Oynamak istiyorum yani. Öyle mi? Evet, çocuk gibi hissediyorum kendimi. Sen böyle sürekli hamurlar yoğuruyorsun ya. Sürekli hamur yoğuruyorum. Yapasım geliyor. Hepsine eve gidip yapasım geliyor. Hiçbirini yapamıyorum. Yapmasın. Burada yapabilirsin istiyorsan. On su tuzla bir hamur yapacağız. Şimdi bu on su tuzla yaptığımız hamurla isterseniz Antep katmeri yapabilirsiniz. Ay. İsterseniz mesela boşnak böreği yapabilirsiniz. Bu aslında ana malzeme. Hiç maya koymadan un su tuzla güzelce bir... Evet, un su tuz. Güzel bir hamur yapıyorsunuz. Yumuşak bir hamur. Sonrasında hiç mayasız olacak bu. Boşnak böreğinde de öyle yaparlar. Hatta biraz sirke koyarlar böyle hafif kıyır kıyır olsun diye. İki sene katmer yedik, iki sene. Öyle mi? Antep'te de mesela sonra üzerine yağ, bol yağ koyarlar. Şimdi biz de aynen onu yumurta gibi yapacağız. Yumurta yemekten civciv çıkacak diyeceğim. Şimdi hamurumuz neredeyse hazır. Sadece un, su, tuzla bir hamur yaptık. Kızım olursa ismini un, su, tuz koyacağım. Çok güzel bir isim. Böyle güzel bir isim olur mu? Un, su, tuz. Un, su, tuz. Gel. Yarın akşam Balımsu'nun şeyi var, doğum günü. Yeğenim var benim. Adı Balımsu. Ay, ne çok güzel isimmiş. Ya, un, su, tuz deyince annem. İsim deyince aklıma bir şey geldi. Ben bir sürprizim var. Yakında Elif Korkmazel isimli tavalar ve tencereler marka çıkartıyorum. Allah Allah. Dedim, evet. Korktun, bir sürprizim var. Un, su, tuz, evet. Çocuk var. Dedim ki bir sürprizim var, hamileyim falan diyecek sen. Yakında böyle sosyal medyadan önce yarışmalar düzenleneceğiz. Çekilişler düzenlenecek. Onlara hediye edeceğim. Size bugün yetiştiriyorduk ama yetişemedi maalesef. Senin isminde tencere mi çıkacak? Evet. Ya, yarın eve gönderirsin. Bir daha. Olur. Çok güzel şey, ama çok Sergül'ün şık tencere. Tamam, tamam, gönderirim. Gerçekten süper olacak. İnşallah göndereceğim size de. Şimdi hemen un, su, tuzla güzel bir hamur yaptık. Un, su, tuz. Gel kızım. Şimdi bu un, su, tuzu bu hamuru açacağız. Hadi bakalım. O zaman gelsen aç Alişan un, su, tuzu. Hadi. Çok sevdin. Açmak ister misin? Ben mi açayım? Yok, sen ben açayım. İstersen diyor. İstersen yani. Diyorum yani. Emine Hanım açar mı evde? Aa, neler yapar. En çok ne sever yemek? Dur sen sorma. Tamam hadi. Allah Allah, Emine'ye soruyorum. Zeytinyağlı dolma sever. Ondan sonra içli tavuk sever. Böyle kızar mı evde yemek olmadığı zaman falan? Tabii. Allah seni hiç kavga ettiniz. En son ne zaman kavga ettiniz? En son? Tatlı için. Tatlı için. Niye? Tatlı için. Tatlı istedi. Tatlı olmadığı için kızıyor evde. Hala mı yiyor? Yok be, şimdi yok, yemiyorum. Yok şimdi yemiyor. Ben tatlı yani. Yemiyorum. O eski zamanlar ama yani. Kiloluyken kıskanç mı, kıskanç tatlının mı? Her çeşitini yok, almamız değildi. Lazım. Bana belli etmez, bilmiyorum. Ben Emine'ye her şeyi giydirdim. Saç her renk oldu. Mesela dar kıyafetler, açık kıyafetler. Ben onu hiç ezmedim. Çocuğum gibi. Hatta ben ama Emine... sen yani bu kadar iddialı giyiniyorsan onu da giyinsin yani. Ben böyle iddialı giyinmiyordum ki. Ben normal hayatımda öyle değil, kirli eşyalarımla makinede çalışan bir konfeksiyoncuyum. Ben sonra sahnede Kobra Murat'ım. Evde ben Erol Taş'ım. Tabii. Dükkanda patronum. Evde Erol Taş'ım. Sahnede Kobra Murat'ım. Yani normal hayatımda çarşıda esnafım tabii. Ben hayata bir tiyatro gibi bakıyorum ama yani. Ama öyle yaşıyorsun öyle, gerçekten. Öyle. Yani evde herkes görevini her yapmak şey zorunda. Her şey böyle bir mizansen gibi yani hayatımızda. Tabii. Ama işte öyle olursan mutlu oluyorsun. Öyle tabii olursan böyle enerjik oluyorsun. Yine mesela evde yemeğini yapacak. Çocuklar okula gidecek. Yani herkes bir görevi yapacak ki. Tabii ki. Un, su, tuzu vuracak. Un, su, tuzu. Önce merdaneyle açtı. Un, su, tuzu bak ne hale geldi. Önce merdaneyle açtı. İnce mi açacağız bayağı? Yani biraz ince açarsak iyi olur. Ben şimdi biraz aslında parçaları ayırıp bunları küçük küçük yapacaktım. Ama şimdi bir şey değil mi? Hamuru dinlendirmeden bir şey yapma da helal olsun valla, güzel açıldı. Evet yani. Bravo. Bence Elif Korkmazel'e bir alkış lazım. Helal olsun. Doğru söylüyorsun, hamuru dinlendirmek lazım. Ne yaparsanız yapın, ister un, su, tuz, ister un, su, tuz, maya. Karbonat koymadın içine. Yok, hiç kabartma tozuyla ilgili hiçbir şey koymadım. O kara sadece şey mi koyacağım içine? Kara şey, o haşhaş. 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 Evet, ezilmiş haşhaş gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi yavaş yavaş içine güzelce kameraya yağ koyacağız. Bu kadar aslında yeter. Daha da ince açılabilir ama isteyen. Evet. Zaten aynen, programımızın aynen süresi yetmeyecek. Lütfen daha ince açmayın. Aynen, daha ince açmayayım. Kaba, zaten yağla da birazcık şöyle. İşte bu. Zeytinyağı koyuyoruz şöyle. Katmer yaparken de, boşnak böreği yaparken de bu hamurun üzerine böyle yağ koyun.
Ondan sonra hafif hafif böyle çekiştire çekiştire bu hamur yavaş yavaş açılacak. Hani çarşaf böreği diyoruz ya, işte bunu böyle böyle çekiştire çekiştire açarlar. Ben şimdi o kadar açmayacağım çünkü üstüne haşhaş koyacağım. Ay, şöyle. Çiğ çiğ yemesi geldi insanın için. Ama bu var ya o kadar lezzetli ki. Haşhaş. Evet, ezilmiş haşhaş. Hiç tattın mı böyle? Pişmeden haş. Böyle yiyebilirsiniz. Haşhaş. İnanılmaz lezzetli. Bu yağda böyle içebiliyor musun çiğ? Tabii ki zeytinyağı olduğu için gayet güzel içebilirsiniz. Neydi o yaşlı kadının adını? Kim o? Canan Karatak. Neydi o yaşlı kadının adı diyor. Bak Canan ablaya bak. Koskoca Profesör Doktor Canan Karatak'a. Neydi o yaşlı kadının adı diyor. Seviyoruz seni Canan Hanım. Şimdi. Herkes zeytin yiyor, zeytinyağı için. Böyle yavaş yavaş bunları. Vay be. Hepsini katlamayacağım. Şimdi bunu kendi içinde şöyle döndürüyoruz. Şöyle bak. Bir ters bir düz. Evet. Bak bugün örgü yapmadık ama örgü. Bir ters bir düz. Kobra gibi oldu. Şöyle yavaş yavaş iyice böyle aça aça. Sonra da kendi içinde böyle döndüreceğiz. Şöyle. Ondan sonra da tekrar üstüne böyle basacağız. Ben bunu yiyorum ya. Şimdi tam evet. Şekil yapınca. Hatırladın mı? Yapınca, evet. Ben de hatırladım. Evet şöyle. Hatta biraz böyle oklava ile merdane ile üzerinden geçilebilir. Tavanın altını açacağız. Ve her birini tavada hiç yağ koymadan zaten kendi yağı var biliyorsunuz. Kendi yağıyla yavaş yavaş bunu böyle pişireceğiz. Hadi bakalım. Oldu mu? Vallahi. Hadi alkışlar. Dur bakalım. Bravo. Bak bakalım. Evet. Yavaş yavaş şöyle. Haşhaş tadı nasıldı? Haşhaş. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Kokusu da güzel geliyor kokusu da. Evet. Şimdi birazdan da oklava köftesi yapacağız. O nasıl acaba? Katacağım babamı dinlersin bir yere işler. Babam özenirsin bir yere işler tat babam diyor. Güzel mi beğendin mi Sergül? Sergül sen şarkı söylüyor musun? Senin sesin güzel mi? Güzel. Hadi be. Vay. Bize bir şarkı söylesene. Neden? Neden? Kırmal inşallah. Evet ya bu şeyler. Allah ona da senin gibi bir tane kız versin inşallah. Amin. Amin inşallah. Bak dua ediyorum seneye kadar evlenecek. Dur şimdi. Dur şimdi benim dakika, için dua ediyorum bir saniye. Her şey dahil de tarihi anlar. Bir saniye. Hem yürü. Sesli dua et ya. Edecek dur su karışma. Bismillah. O ne? Gel buraya. Bismillah. Havaya bak. Kuş oldum uçuyorum. 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 Üç kere zıpla. Kuş oldum uçuyorum. Şimdi Yüce Rabbinden ne istiyorsan iste. Allah'ım sağlık önce sağlık. Önce sağlık bütün sevdiklerime, bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese, bizi izleyen herkese. Bütün sağlık isteyen herkese önce sağlık. Ondan seneye sonra kadar bir gacı. Seneye kadar bir gacı istiyorum. Evet. Amin. Amin. Tüm ekran başı amin. Benim de gacım olmasın mı? Evet. 40 kişi bile deyince zaten. Benim de sergüllerim olmasın mı çocuklarım olmasın? Sergül olsun, doğuş olsun, yiğit olsun. Olsun yani. Delikanlının kralını yatsın ya, onlar da babası. Seneye kadar bir gacı istiyorum İnşallah, dedi. İnşallah amin. Hadi bakalım hocam. Sen bir şey amin. 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 Hadi bize bir şarkı oku be. Minik bir şey. Hadi öylesin oku. Sergül ne, ne okumak göre istersen. Kimi dinliyorsun en çok? Bana sen yardım et de o başlasın. O bilir bilir. Hadi bakalım. Can oraya. Sergül'ün mikrofonunu açalım. Roman oku, roman oku. Ne istiyorsan hadi. Kimi dinliyorsun mesela? Dinlediğin sanatçılar evde kim? Evde söylediğin şarkılardan Aleyna dolayı. Aleyna Tilki'yi dinliyorum. Ne dinliyorsun? Aleyna Tilki'yi. Aleyna Tilki'yi dinliyorum. Oku, oku Aleyna'dan. Aleyna'yı oku. Hadi. Oku. Açık mı? Açık açık. Açık. Seni hadi. Ya. Alkış kızıma. Kağıt keseğinden daha çok çok acıtır. Hemen geçmez öyle vicdan ölesi. Aklımda ne varsa dilimde hepsi. Sağdım herkesten önce aradesi. Cevapsız cinnama beni git.
sağlık. Dergül ne oluyor biliyorsun değil mi? Ne oluyor? Ayşecik 1, 2, 3. Nasıl? Filmi çekiliyor. Sergül'ün mü? Sergül Ayşecik oluyor. Hadi be. Yeni Ayşecik arkadaşlar. Çok güzel suratı maşallah. Maşallah ya. Allah gelinliğini de göstersin inşallah. Biz de bu arada haşhaşlı katmerleri tavada çeviriyorduk. Ay, burası ay ne güzel oldu burası, ya. Evet, ne güzel oldu ya. Şöyle. Bak. Tavada mı? Böyle çevirebilirsin. Bak sen Meltem Açıkel'e bak. Meltem Açıkel tabii. Sağ ol Alişan ya. Meltem Açıkel kim ya? Açıkelliliğini belli ettiğin kereler unutma yani. Evet, ekonomisi uzmanımız. Ay Alişan. Bir daha gelmiyorum. Tamam küstüm. Ben tamamen o kadar zeki bir adam ve o kadar normalde hafızası şeydir ki iyidir ki. Elin ben korkma, tamamen seni yaptım Açıkel. Bak ben... ev ekonomisi. Tamam. Sana... Böcek gördüm orada sabah da o yüzden aklım Meltem Açıkel. Sana Elif Korkmazel tencereleri yok. Hepsini Çağla'ya gönderdim. Maalesef kaybet. Ben yarın bizi unutma. Kaybet tamam. Aa, yarın değil de önümüzdeki Allah, hafta. Allah dua ettim çarpıldım dedim. Evet. Oldu, hafızam gitti Allah. İstememiş birisi hafızamı geri getir yarabbim. Duaların ters tepti. Ne yaptın beni üfledin bütün beynim gitti. Olur mu şifa verdim sana. Aa. Şimdi haşhaşlı katmeri yaptık. Güzelce un su tuzlu hamur yaptık. Aralarına da ezilmiş haşhaşla güzelce zeytinyağını koyduk. Ara ara şöyle hop bidi hop bidi yaparak güzelce ya böyle karıştırın. Nasıl yapacak? Ne var ya? Onlar da şöyle yapabilirler o zaman bak. Şöyle çevirecekler. O zaman böyle çevirecekler. Şimdi ama tabii parçalanır öyle. Tavanın da bir de yapışık yapışmaması durumu var. Bir de fırına bir bakalım mı Alişan durum nedir? 10 dakikada pişecek daha. Aa ne çabuk evet. Pişer mi hemen? O tabii pişer. Yok daha var daha var. Birazcık daha. Tamam. Şimdi bir yandan bunları pişireceğim. Özellikle yavaş yavaş pişmesi lazım hamur kalmasın diye. Bir yandan da pekmezli karayelba yapacağım. Şimdi zaten kışın herkes... Bugün tatlı günü galiba. Bugün biraz böyle yok tatlı çok fazla yok. Hamur işi. Biraz hamur işi yap. Hamur işi aynen öyle. Şimdi burada da güzel bir tereyağına ihtiyacımız var. Aşağı yukarı 200 gram tereyağı. Çünkü helvaların hepsi biliyorsunuz tereyağıyla önce unun kavrulması, irmiğin kavrulması gibi sonradan şerbetler geliyor. Ama burada şerbet pekmez de olacak. Yani burada hiç şeker kullanmıyoruz helvada. Onun için ismi kara helva atabiliriz. Yağ köpürünce bunun özelliği o. Helva yaparken de dikkat edin. Yağ iyice köpürsün sonra unu ya da irmiği koyun. Özellikle de irmik helvası yaparken içine böyle fıstık koyuyorsanız fıstıkla irmiği beraber koyun. Fıstığın rengi değişince o zaman irmiğin tam kıvamı olmuş oluyor. Onu da hemen söylemiş olayım. Bir yandan da bunları unutmayalım. Şimdi şerbetle yapmıyoruz. Sadece pekmez ve suyu karıştırarak yapıyoruz demiştim. Hemen onu da şöyle yapalım. Bakar mısınız pekmeze? Şu pekmezin şifasını biliyor musunuz? Bilmez miyiz? Olur mu ya? Ya vallahi kansere birebir. Karaciğere birebir. Kansızlığa. Gerçekten bir kaşık, her enerji gün bir kaşık verir. Mutlaka içmek lazım. Ben özellikle şimdi kışa giriyoruz diye pekmezli bir tarif vermek istedim. Çoluk çocuk herkes 7'den 70'e bence sabahları bir kaşık. Bir tatlı kaşığı olabilir. Bazı doktorlar pekmeze de karşı fazla şeker var diye. Meyvenin şeker. Şekeri var aslında. Annem şey yapıyor. Hastalandığım zaman o pekmezi tereyağıyla evet. Onun içine su koyacağız. Tavada karıştırıyor pekmezle tereyağı. Süper olur. Pekmezle tereyağı karıştırın tavada. Ondan evet. Sonra bir kaşık iç. O boğaz var ya. Zaten boğaz var ya dördüncü köprü gider yani. Öyle bir boğaz. Öyle olur. Koyalım biraz. Gidiyor. Ben de mesela sese geliyor mu sese? Olmaz. Vallahi. Sese boğaza her şeye iyi geliyor. Her şeye çok iyi geliyor. Şunları ara ara çevirelim olur mu? Oldu mu acaba? Dur ben çevireyim onları. Bu biraz yapışmış gibi. O senin tencerenden değil herhalde. Benim tencerenden. Benim kalite, kalite. Ay çok güzel olacak benim tencerelerim. Elin şey olabilir ben haşhaşlı haşhaşlı çevirdim. Dikkat çevirdim et yanar Çağla nazara gelirsin. Şunu. Ne? Evet bunu çevirelim. Dikkat et. Ederim, ederim. Hafifçe sallayalım. Şimdi burada pekmezle karıştırdığımız... Su var. Suyu biraz şöyle koyuyoruz pekmezin içine. Bu helvanın şerbeti olacak. Normalde şekerle yapabilirsiniz ama biraz da bunu şöyle ısıtacağım. Ay, kaynatmayacağız olacak... değil mi? Isıtacağız onu. Yani bir taşım kaynatılabilir. Daha sonra da yapılabilir bu. Ya. Şimdi yağ köpürmeye başladıysa... Yok mu ya? Bu arada pekmez B vitamini kaynağı aynı zamanda. İyi bir antioksidan, magnezyum kaynağı. Dolayısıyla pekmez yediğimizde mutlu olabiliyoruz. Evet oldu. Ver bakayım onu burada. Magnezyum. Bakalım evet. Tadına. Mutluluk kaynağı aslında biliyorsunuz B12, B vitaminleri. Hemen şöyle bakın yağ köpürdü.
Hop, bunu da koyuyoruz. Evet, helvayı kavururken de dua edilir. Tabii, tabii. Üç kulübü Allah'a bir eylem. Aynen öyle. Şu ocağı kapatabilir miyiz hemen? Hangisini hayatım? Tamam. Yanındaki. Kanalımıza huzur gelsin, sağlık gelsin, bol kazanç gelsin, reyting gelsin. Amin. Haydi bak. Bak tadına bak. Aa. Daha tam erimemiş. Acılı olan değil. Evet. Yok. Şimdi yavaş yavaş o eridikçe kavrulacak. Bir tarafta da şöyle şerbetini kaynatabiliriz. Bu ocak şurada mıydı? O ocak yanmıyor. Neyse sonra bunu kaynatırız. İstiyorsan bunu yana alayım ben. Aa. Onu evet süper olur. Sen buraya at bana. Evet. Ben size bir şey diyeyim mi? Bunun üstüne biraz pekmez dökülebilir. Bence de. Hangisinin bunun üstüne? Dökülebilir tabii ki. O birazcık daha böyle yavaş yavaş. Bir de bu tarz şeyleri, helvayı ve böyle şeyleri biraz kalın tabanlı tencerelerde, tavalarda pişirmek lazım. Özellikle de helva. Çünkü o zaman çabuk yanar. Kalın tabanlı da çabuk yanmaz. Evet. Onun için tencerelerin de burada önemi var tabii ki. Şimdi helvayı da bir kenara koyarsak, çünkü helva iyice kavrulacak. Unun kokusu çıkacak. Böyle güzel bir un kokusu yağsız gelecek. Yağsız mı yaptın sen onu? Yağ attın mı? Şimdi? Yağ attım. Öyle bir kavurması yağ lazım değil mi? Ya sen niye bu kadar yağ takıyorsun? Çok oluyor ya o yüzden. Hayır hayatım ama sen zaten bütün helvanın hepsini yemiyorsun ki. Tabii. Yediğin şu kadarcık helva oluyor. O kadarcık mı oluyor? Ne kadar ben yiyorsun? Tatlı hiç yemiyorum. Hiç dün yediğin tatlıyı söylemeyeyim istersen. Az önce canlı yayında gördüler insanlar. Hiç mi yemiyorsun gerçekten? Dün yediğin tatlıyı söylemeyeyim. Üç çatal aldım. Üç çatal mı? Ama benim insanlar gördüğüm... Çağlaş gel gibi olsun diye savaşıyor hocam. Yese öyle olabilir ama, mi? Ama yiyeyim o bir marka. Az az yiyorsun ama. Az az yiyorum. Evet yani tadına bakıyorsun. Ya fazla zaten mide almıyor. Benim de mide küçük. Öyle bir ben şey. Ben de mi aldırdın? Aldırmadan küçük. Benimki aldırmadan küçük. Doğuştan küçük mide. Ben doyduğum zaman bırakabiliyorum. Allah Allah. Yani ne canım güzel. İstiyor diye büyütmüyorum mideyi. Böylece kilo almıyorum. Kıymayı alalım. Şimdi onu yapalım. Yanmasın bunlar. Bak, yani merdane oklava şeyi. Köftesi. Oklava köftesi yapacağız. Çok değişik bir köfte olacak. Fırındaki acılı kurabiyelerimiz de bir yandan oluyor. Çok güzel bir şekilde pekmezli helvamız da olacak. Haşhaşlı şöyle güzelce katmerimiz de pişiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Çok güzel vallahi. Güzel değil mi tadı? Dokluyor. Birazcık daha güzel güzel pişse, yani kalın tabanlı bir şeyde daha güzel olacak. Şöyle. Bak. Bak. Evet. Harikasın. Şöyle. Neydi benim adım? Safiye Soyman. Bu güzel yemekler için Safiye ablamıza çok teşekkür ederim. Ay Alişan ya. Ben de bir isim bulayım. Ne bulayım Çağla, sen söyle. Bana istediğini evet. Söyleyebilirsin. Bir isim bulayım. Sana ceza köfteyi yoğuracaksın. Köfteyi ben yoğurayım. Hadi o zaman. Tamam, verin eldivenleri. Al şuradan eldivenleri. Elinin köfteyi. Lezzeti gelsin aslında. Boşver boş. Ama ne bileyim, akşama işimiz var. Akşama geleceğim. Şimdi... Oklava köftesi. Evet. Çok güzel bir köfte oluyor. Ne olur bunu kaçırmayın. Uzun süre dolabınızda da saklayabiliyorsunuz bu köfteyi. Yani güzelce yoğurun, dolabınızda saklayın. Biri geldiği zaman hop oklavayla açıp güzelce kızartın. Peki köfteyi normal köfte mi bu? Yani oklava köftesi derken kıyması, harcı, her şey normal köfte harcı mı? Biraz içinde yoğurt, biraz un var, biraz su var. Farklı birazcık farklı. Mı? Ama yine normal köfte de denilebilir. O nasıl gidiyor Çağla? Kokusu ne yapayım, koyayım mı? Başladı mı? Az, evet. Şimdi iyi, kıymayı hadi. Alalım içine. Ama bu kıyma şey, kıymayı söyleyelim. Biraz yağlı bu. Biraz evet. Yağlı. Özellikle yağlı evet. Bir kıyma seçtik. Bol iki tane soğan. İki tane soğan. Evet, bol iki tane soğan. Soğanı ne kadar çok koyarsan o kadar lezzetli olur. Yanıyor mu acaba? Aynen. Babaannem yoğurdu koyalım. Elif Hanım bırakır mısın? Abi. Benle ilgileniyor. Tam o sırada sen çağırıyorsun. Yok, ben yanmasın diye uğraşıyorum. Yanmasın diye. Yoğurdumuzu koyalım. Koyuyoruz. Evet, yumurtamızı kıralım içine. Ben kıralım. Kırayım dur. Kıralım. Baharatları koyabilirsin istediğin kadar. İstediğimiz kadar değil mi? Evet, aynen. Şimdi oklava köftesi, neden oklava köftesi diyorsanız biraz oklavayla açılıyor çünkü. Hadi be. Evet, açarak yapılan maydanozu da koyacağız. Hadi. Kimyonu da bol bol koy. Evet ve karbonat koyacağız bu köftede birazcık. Şöyle hafif de yağın koyalım. Çok az da su koyuyoruz. Maydanozu bol mu koyayım? Evet. Tuzunu koydun mu? Koydum. Ve unla beraber karbonat. Hemen oradan biraz un. Undan mı koyacağız buna? Tabii. Sen yoğurmaya başla. Oklavayla açacak. Yoğurmaya başla. Köfteyi evet. Bile açıyor. Köfteyi bile açıyorum. Bugün açma günümüz. Açma günü ya resmen Elif. Bugün biraz öyle oldu. Benim her zaman değişik bir şey istiyordunuz. Aynen. Bu sefer de köfteyi oklavayla açarak değiştirdim. Köfte de buz gibi buz.
Elim soğudu. Vallahi. Elim dondu. Bu nasıl oldu? Birazcık daha kavrulsun. Hafif böyle bir rengi dönsün. Dönsün. Evet evet hafif. Bir yandan da şerbeti için özellikle şeker kullanmadım. Tekrar söyleyeyim, pekmez kullanıyorum. Hangi pekmez derseniz, biliyorsunuz Anadolu'da bahçelerinde hangi meyve varsa kadınlar ondan pekmez yapıyor. Hmm, yani üzüm pekmezi, üzüm pekmezi, keçi boynuzu, harput pekmezi, her şeyi keçi boynuzu çok karpuz iyiymiş. Pekmezi bile var biliyor musun? Karpuz mu? Evet, karpuz ay, pekmezi bile abi. Yapmışlar. Aa. Yani her şeyin pekmezi olabiliyor. Evet. Ben de şu nasıl oldu Alişan? Acaba diyorum ki Alişancığım. Evet. Efendim? Şimdi bugün böyle bir Kobra Murat da bize konuk olunca benim Cennet Mahallesi'ndeki günlerim de aklımıza gelmedi değil yani. Evet. Siz onu yoğururken ki senin o bayağı bir uzun sürecek. Bayağı bir cebelleşiyorsun sen anla. Abi, değil mi? Murat'cığım şöyle bir Cennet Mahallesi gündemine gidelim. Gidelim. O bölümlerden arkadaşlarımız güzel böyle bir kolej hazırlamışlar. Biz de gelmez, sonrasında üstüne. Buradayız. Bir daha kocama kara sularına girersen boğarım seni. Hadi yalla. Yalla hadi. Hadi. Sen ne yapıyorsun? Dans ediyordum. Geç şöyle. Gel şuraya. Oyna. Ya aklımı almaz be Ferhat. 21. yüzyılda İstanbul'un orta yerinde anam bir ağaya bedir olarak gidecek ya. Olacak iş mi ya? Üzülme Beşhanem. Nikahta keramet vardır. Hem belki evlenince anan da sever Maha'yı ha? Hatta aşık bile olabilir yani ha? Ne dersin? Ya saçma sapan konuşma be. Anamın aha bu vazoya aşık olma ihtimali bile Maha'ya aşık olma ihtimalinden daha fazladır. Ben sana bunu söyleyeyim ha. Ya tamam Şahanem tamam. Başımıza kötü bir şey geldi kabul. Ama olaya bir de iyi yönünden bakmaya çalış. Hangi yönünden be? Bu olayın iyi bir yönü var mı ki bakayım ha? Var tabii Şahanem. Şimdi... Pemba abla evlenip Mao Ağa'nın köyüne gidince ne olacak ha? Ne olacak? Kadın o dağ başında ezogelin gibi memleket hasretinden ölüp gider herhalde. Pemba ablasından değil Şahanem. Bizim açımızdan bizim ya. Ne olacak? Ne olacak? Söyleyeyim Şahanem. Pemba abla gidince bize karışan görüşen kimse olmayacak. Biz de istediğim gibi balayımızı yapacağız. He? Benim anam orada töre kurbanı olmuş. Evrimini daha tamamlamamış bir ağ bozuntusuyla evlenir. Sen balayını peste düşmüşsün. Ya tamam canım ya. Belki kurtarırız ananı ya. Nereye kurtarıyorsun be? Nereye kurtarıyorsun? Akşama kıda gecesi var kadını. Kıda gecesi. Bu ne be? Resmen evin içine yağmur yağıyor. Bak gördün mü Şahanem? İklim bozulacak diyorlardı. Hakikaten de bozulmuş. Artıkın evin içine yağmur yağar. Deli deli konuşma be. Ay. Evin içine yağmur mu yağmış hiç? Ya dam akıyor görmüyor musun? Eyvah. Gönlünün içinde azıtıyor bu yağmur ya. Ay tüküreyim şansımıza be. Zemin futbol oynamaya müsait. Bu sefer de ava muhalefetinden maçı ertelemek zorunda kalacağız ya. Ay tüküreyim böyle işe be. Kalk kalk. Zatürre olacağız. Kalk. Bu ne be? Islak tarla farelerine dönmüşsünüz. Gerdik heyecanıyla yatak odası yerine yanlışlıkla banyoya mı girdiniz? Banyoya girmeye ne hacet? Bize verdiğiniz oda maşallah banyoyu aratmaz zaten. Ya. Tavan oldu gibi bakıyorum. Sabunu al gir duşuna çık. Kusura bakmayın be kızım. Ya o odanın damını aktaramadık bir türlü. Damının akıtığını bile bile nasıl verdiniz o odayı bize ya? Ya biz yeni evliyiz ya. Adam gibi bir odaya ihtiyacımız var ya. Canım bir sakin ol ya. Sen karışma. Kaynatmalı. Kaynatmalı. Yandım bilmedikçe. Yandım da anamın bizde kaldığı yetmezdi. Şimdi bir de gudük çıktı başımıza ya. Baş başa kalma şansı bize hiç kalmadı ya. Ne yapacağız? Sen hiç meraklanma Şahanem. Ben hepsini düşündüm, çözümü buldum. Ne buldun? Çıkışta eve değil, otele gideceğiz. Emma abla otele gidip bize karışacak değil ya. Aferin. Hay aklında bin yaşa. Ya. Allah! Oo, coştun bakayım Şahanem. Coşarım be. Coş, coş. Vay be. Kaç sene önce? 10 sene ya. Çok güzel canım. Çok. Ay, süperdi. Hakikaten çok güzeldi. Bütün mahallede
Her evin camı açık. Çünkü yani biz gece kondu gibi mahallede oturuyoruz. Hala ben orada oturuyorum. Balat'ta sizin orada çekiyorduk. Aynen bizim orada çekiyordunuz ve çok kostümler verdim size. Her evde siz. Her evde siz. Her evde. Ve üstüne gelmeyecek bir dizi yapamazlar. Türker abimiz taklitlerini yapmaya çalıştılar ama tekrar selamlarımızı yollayalım. Ellerinden öpüyoruz diyelim. Şimdi şöyle köftelerimiz oldu. Köfteleri kızartacağız. Şovda izlesek mi? Ay izleyelim ya. Şimdi, Sefer Erdener'i davet edelim bu köfteleri de. Oklavayla açacağız. Onu de bana. Yani oklavayla açacağım, incelteceğim. Tamam. Aslında bunu bu şekilde biraz buzdolabında bir saat bekletirlerse daha süper olacak. Ben ince köfte olacak. Vay. Şöyle az yağda da kızartacağım. Çok güzel oluyor. Evet. Lavaş üstünde falan inanılmaz güzel oluyor. Çok güzel bir köfte ama bu şekilde dinlendirilirse daha güzel daha açılır. Da iyi olur. Ben şimdi bunları açacağım. Hemen şu helvayı döküyorum. Pekmez ve su. Helvayı kavurmuştuk. Şimdi pekmezi kaynattıktan sonra kavrulmuş helvanın içine evet, koyuyoruz. Evet, yağ ve un kavruldu. Biraz geri çekilip yanacak haşır haşır bir şey olabilir. Yanacak bunlar Elişan, yanmasın. Onlar. Olmuş onlar. Evet. Güzelce karıştırıyorsun. Aa. Dikkat et üstüne pat 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 gelebilir. Evet. Şimdi bu güzelce çekecek. Sonra da şekil verip cevize bulayıp pişireceğiz. İşte kara helva da neredeyse hazır. Allah. Böyle bakın. Siz onları kavura durun. Evet biz de biz Sela. Yepyeni bir show daha izleyelim. Ve Erdener komedi dans ikilisine alkışlarınızı davet ediyoruz. Kocaman alkışlar. Ulala 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 tu hai mere
Dance Show. Harika bir show daha izledik. Çok teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda bir gösteri, bir show, bir yerde bir şey var mı? Onu şu an. Bir saniye. Mikrofon verelim. Yani yakın zamanda bir gösterim mi? Hani duyuracağımız bir şey? Yok yok, sağ olun. O zaman yakın zamanda biz bir kez daha bekliyoruz. İnşallah. Evet yani her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşın Nurdan yalnız olma, çok teşekkür ederim. Evet o da çok başarılıydı. Vallahi o da sana eşlik etti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi iyi ki geldiniz. Bizim için de öyle oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlar gelsin Hikmet. Seda Erdener. Komedi dans ikilisine. Evet. Nasıl çok şeker diller. Bir yandan yemeklerimiz pişiyor. Bayılıyorum. Roman dansları oynadık. Hint dansları oynadık. Ciguli'ye de rahmet olsun. Ciguli'ye de evet. Az önce Allah rahmet eylesin Nur için. Ruhu şad olsun diyelim. Ve dün Alişan zannediyorum sen... sanatçı Orhan Ölmez'i bir ziyarete gittim. Evet, evet. Onun talihsiz bir kaza gelmişti. Evet, durumu nasıl? Sen çok iyi, çok iyi. Çok şükür çok iyi. Tabii ki bir kötü şey, bir şey geçirdi. Yani hakikaten hayatını da kaybedebilirdi. Çünkü evet, o kadar gözü dönmüş. Allah korusun. Dört kişi varmış ki. Yani çocuğu dövüp dövdükten sonra bir de bıçaklamışlar. Hani nasıl bir hırs, nasıl bir kin, nasıl bir nefretse. Ve çocuğun sadece söylediği şu, hani gürültü yapıyorsunuz, bir de esprili bir şekilde yaklaşmış. Evet. Hani taşınıyorsanız yardımcı olun falan filan gibi. Sonra evet, bu dördü birlikte bununla asansörden aşağı inmişler. Evet. Çocuk arabasına binmiş, tam giderken birisi arabasının kontak anahtarını alıyor. Birisi öbürü atkıyla böyle boynuna sarılıyor, in aşağı Allah falan. Allah isteksin onlar inşallah. Aşağı inince Pataküre girişiyorlar. Hı hı. Dört tane bacağında gerçekten önemli. Hani belki öldürücü darbe değil ama Allah korusun sakat kalabilirdi veya çok kan tabii kaybı olabilirdi. Ya başka bir yerine girse. Allah korudu. Tabii ki. Allah korudu. Allah korudu. Kerimcan'a da bir şeyler yaptı. Evet, ona da geçiyorsun. Bir de o dört zanlı evet, çok şükür yakalanmış. Şu anda göz altında. Yakalanmışlar mı? Evet evet. Dört de yakalanmış. İyi bari. O yüzden teşekkür ediyoruz emniyet kuvvetlerimize de. Evet. Oranımıza bir kez daha geçmiş olsun deyip. Geçmiş olsun diyelim. Bir selamlar olsun diyor. Paşam geçmiş olsun Orhan. Ömür lazım bana sabredeceğim. Gürültü yüzünden tartıştığı komşuları tarafından evinin önünde bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Ölmez, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İyiyim yani. İyiyiz abi, Allah'a şükür. Ölmez hasta yatağında yaşananları ilk kez anlattı. Bir süredir süre gelen bir işte bir gürültü, tekerrür eden bir gürültü durumu vardı. Artık en son hani... Arkadaşlar biraz daha sessiz olur musunuz? Hayırdır? Ev mi taşıyorsunuz? Taşıyorsanız biz de yardımcı olalım dedik. Sonuç dört kişinin darbı ve bıçaklanma durumu oldu. Bacakta bu arada işte bir dört tane bıçak darbesi sağ bacakta. Bir tane de sol bacakta olmak üzere böyle bir bıçaklanma durumu oldu. Alişan da Orhan Ölmez'i hastanede ziyaret etti. Günübirlik ilaçlar mı? Ya öyle diyemem çünkü geçen hafta birisini gördüm yani. Bir hafta daha önce birisini gördüm. Mümkün olduğu kadar ki sen beni biliyorsun yani. Sen hayatta yani böyle şeylerle. Seçerek filan hatta şey filan yapıyorum. Ben müzisyenim, sizin benden rahatsız olmanız lazım. Hayırdır ne oluyor? Evi taşıyorsanız yardım edelim filan. Yani kelimeleri mümkün olduğu kadar öyle. Hayır benim anlamadım ama indiniz aşağı hani kavga ettiniz. Ondan sonra bıçaklamak nedir ya? Orhan Ölmez tedavisinin ardından taburcu edildi. Veterimiz daha var, onu da izleyeceğiz. Duayen sunucu Mesut Mercan 30 yıl sonra ilk hepimiz kez hatırlarız Mesut Mercan TRT ekranlarında haber sundu. Ölmeden önce son hayali Allah haber sunmak ya olan tabii ki uzun ömürler versin Mesut Amin. Mercan Erhan Şeli'nin sunduğu ana haberi dün sunarak bu hayalini de gerçekleştirmiş oldu. Ortaklaşıyorsunuz da ben izledim çok güzeldi. Evet, bir izleyelim hep beraber sonra buradayız. İyi akşamlar. Yaklaşık 30 yıl önce bir Eylül akşamında son haberimi okuduktan sonra veda etmiştim yuvama. Ve 30 yıldan sonra bugün ilk kez kardeş olduğum, dost olduğum, arkadaş olduğum TRT kameralarının karşısındayım. Dün akşam TRT ekranlarında hem duygusal hem de keyifli anlar yaşandı. Sizin huzurunuzda bir kez daha söylüyorum. Ne zaman isterseniz bu koltukta, bu masada, bu ekranda, bu yayında sizin. Erhan uygun görürsem eve falan gittim, burada yatayım. Yılların duayen sunucusu Mesut Mertcan, 30 yıl aradan sonra ilk kez haber sundu. Ankara yeni anayasa için son sayıyor. Yeni anayasada gözler AK Parti'ye çevrildi.
Adana'da huzur evinde yaşayan Mesut Mertcan, kısa bir süre önce verdiği röportajda son dileğinin ölmeden önce TRT ana haberini sunmak olduğunu dile getirmişti. TRT Haber Merkezi olarak sizlere bu akşam 1986'da yaşadığımız olayların belli başlarını sunmaya çalışacağız. TRT 1 ana haber sunucusu Erhan Çelik, Mertcan'a ulaşarak ana haberi sunma teklifinde bulundu. Bana bu imkanı sağlayan sevgili Erhan Çelik'e çok teşekkür ediyorum. İkili dün akşam ana haberi birlikte sunarak Mertcan'ın son dileğini yerine getirdi. Yeniden doğduğumu hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Ve tüm çalışanlara başarılar, seyircilerimize sağlıklar, mutluluklar ve hayatta başarılıklar diliyorum. Allah bize özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı bıraktırmasın. Amin. Mesut Mercan bize de söz vermiş. Yanılmıyorsam eğer önümüzdeki günlerde canlı yayın konuğumuz olacak. İnşallah. Heyecanlı ve büyük bir keyifle onu burada ağırlayacağız inşallah. Diyelim ve hemen moda bölümümüze geçelim. Moda bölümünde bugün tahmin edersiniz ki sevgili Kobra Murat da bizlere eşlik edecek. Bize fotoğraf yolluyorlar, biz de şıkkı seçiyoruz. Evet, günün şıkkını seçiyoruz. Sonra haftanın şıkkını seçiyoruz. Evet. Hediyeler dağıtıyoruz. Arzu. Arzu Önler, sen başlayabilirsin istersen. Ben mi? Kibar. Bu mudur yani? Evet, zarif yani. Güzel değil mi şimdi? Evet. Ayakkabısı, çantası, aynen, elbisesi. Aynen. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben de beğendim. Evet. Bir tane mi? Bir tane olur mu? Arzu. Şimdi bu arzu, yani bu aynen. Resim geldi, kibar dedim bitti. Yani ben de çok... Yok yani başkaları da var. 3-4 kişi var. Birinciyi seçeceğiz. Evet, birinciyi seçeceğiz. Arzu aklımızda kalsın. Işte. Kalsın o zaman. Kibar. Peki Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten saçıyla hem de yüzü de çok güzel bir bayan. Baktın da güzel olsun Arzu. Amin inşallah. Çok beyazlar da çok yakışmış kendisine. Evet, ayakkabısının bileğindeki o siyah bantlarla eline tuttuğu siyah çanta da güzel olmuş açıkçası. Ben sevdim. Elbise de çok hoş gerçekten. Yurt dışı orası kesin. Ben size söyleyeyim. Biz plaka görmedim. Bu sefer yine yurt dışı evet, diyor. Neyse. Peki Arzu'ya teşekkür ediyoruz. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Hayatlardan Hanım. Yıldızcan Akpınar Hanım. Yıldız da bir sanki oradan çıkıp atına atlayıp gidecek gibi. Aynen. Jockey kulübünde çalışıyor sanırım. Evet. Güzel ama değil mi? Yani sonbahar kıyafeti. Tarz. Enteresan. Enteresan dedi. Şimdi bence yani bana sorarsanız Yıldız'ın bu kıyafetini ben kotu sevmedim. Kotunun ya rengini sevmedim ya çok yüksek belli oluşunu patlamış, sevmedim. Evet. İçinin ve altının baştan aşağı çok dar oluşunu sevmedim belki de. Kaban olmasa çok kofit olur o. Evet. Kaban sıra örtüsü gibi kapatmış. Kofte olur evet. Aynen. Bir de saçını sevmedim açıkçası. Burada beni en çok rahatsız eden şey saçı oldu. Saçı çok abiye topuz gibi geldi bana. Çok düzgün ve düzgün toplanmış, usturuplu böyle bir şey. Daha böyle günlük bir at kuyruk olabilir. Hatta algılı açık bırakabilirdi. Bir bere takabilirdi. Aynen. Daha böyle birazcık daha tamamlayabilirdi. Ben saç kısmını beğenmedim. Ama onun dışında güzel bir kombin yapmış. Günlük dediği gibi tam sonbahar yapraklarının üzerinde duran bir fotoğraf. Gayet güzel. Yıldız Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Reyhan Hanım. Reyhan. Dağlar kızı Reyhan. Yaşına göre. Bence yaşına göre çok güzel giymiş Reyhan abi. Loğusa Mevlid'ine gidiyor. Reyhan Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz fotoğraf için. Ben de gerçekten üzerinizde giydiğiniz bluzunuzu, pantolonunuzu, ayakkabınızı çok güzel buldum. Ancak o çantanın çok sizlik olduğunu düşünmüyorum. Birazcık daha genç yaşı bir çanta bu. Evet çok moda. Belli ki sizin modayı takip eden bir bayansınız. Taştan ziyade zımbalı. Zımbalı ve crop dediğimiz. Evet, hiç gerek yoktu. Siz gayet hanımefendi ve gayet sade güzel bir kıyafet seçmişsiniz. Asla bu kombinin çantası bu çanta olmamalıydı diye düşünüyorum. Normal hanım bir güzel bir o da bir galaya falan açılışa gitti herhalde. Ama yine de o çanta olmaz. Aynen. Hiçbir yerde kurtarmaz. Biraz genç işi bir çanta açıkçası o. Kızının olabilir. Ama belki böyle bir hoşluk, böyle bir marjinallik katmak istemiş de olabilir yani açıkçası. Ama onun dışında Reyhan Hanım gayet şık görünüyor. Saçı, makyajı gayet bakımlı ve hoş. Geçelim. Reyhan Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Aslı. Güzel. Aslı'daki tarza bak. Evet. Aslı'yı ben de ilk gördüğümde çok sevdim. Çantanın derisinin dokusundan, o üstündeki puffer'ının şeyinden, hafif parlaklığına, altındaki hiç konuşamıyorum bugün. Ayakkabıya bakıyorum. O puffer'da da herkes de var artık puffer'da. Olsun herkes olsun. Erkek genel ayakkabı. Kombin olarak çok sevdim. Çok da oldu. Bir tek şapka siyah olsaydı daha güçlü durumda. Puffer ne ya?
Şişme montu değil. Şişme montu. Puffer mı? Mont değil. Niye puffer diyorsunuz ya? Ya hayır. Tarzı. Montun tarzı puffer diye geçiyor. Yanındaki manken Alişan. Lütfen yani. Kendine gelin. Bilmek zorunda değilsin. Mont da puffer'ı bile bilmiyorsun. Benim puffer. O puffer'dan 4 tane puffer montum var. Vardır. Hepimizde var ya. Allah Allah. Benim de var. Kırmızı ya, yiğiten aldı. Değil mi dedim Emine? Ya. Oğlum giyiyor puffer'ımı. Siz hiç yapın. Puffer yani. Puffer. Evet. Çok puffer puffer. Evet. Evet. Şapkası bir tek siyah olsaydı çok güzel olurdu ama onun haricinde gerçekten başlangıçta ben Aslan'ımı çok beğendim. Evet. Bu kadar mı fotoğraflarımız? Ben ayakkabılara bayıldım, ayakkabılara. Evet. Ayakkabılar şöyle baştan çok... hızlıca geçebiliriz. Ya bu kız ya en son kız. Evet. Arzu Hanım'ı da çok beğendik. Yani kombin olarak bu da çok başarılı bir kombin. Gayet güzel görünüyor. Arzu zaten Sergül sen seç babam gel bak. Babam gel Sergül. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Bak, bu kız mı çok güzel? Gel tatlım Arzu'yum. Yıldız Hanım'ı da beğendik. Saçını beğenmedik. Pantolonunu sevmedik. Genel kombinde renkleri hoş seçmiş dedik ama böyle bir numarası bir tri bizi böyle bir heyecanlandıracak bir şey göremedim evet. Ben açıkçası Yıldız'dan. Yanında at olsaydı güzel olur. Evet yanında at olsaydı güzel olur dedi. Reyhan Hanım'ı da çok beğendik. Reyhan Hanım'dan bir fotoğraf daha bekliyorum. O çanta elinizde olmadan kendinize ait bence bir çanta olarak. Güzel bir kombinden bekliyorum sizden Reyhan Hanım. Bence siz iddialı yarışmacılarımızdan önümüzdeki günlerde biri olacaksınız. Benim birincim belli. Geliyor. Benim de. Tabii. Ve Aslı Hanım. Aslı Hanım'ın da kombini çok sevdik. Yalnız ben gerçekten Aslı ile Arzu arasında ciddi bir tıkandım şu anda. Ama şu anki sezona göre en sondaki kız giyiniyor. Ama öbürü de abiye ve... Yazın çekilmiş o. Yazın mı çekilmiş? Niye ama? Elif'e de soruyor. Bu havada giyemez ki. Elif'cim Arzu mu Aslı mı? Aslı değil mi? Seyircilerimize soralım. Arkada görelim. Arzu mu Aslı mı? Arzu da çok kibar ama kardeşim çok güzel baksana. Ya. Çok beğendim. Arzu'yu da çok beğendim. İkisi de güzel aynen. Ama bence Aslı daha güzel. Bence de Aslı. Aslı daha mı güzel? Portakalı soydummuş. Aslı Aslı. Arzu he? Mu? Arzu mu? Ben karar veremedim. Beyaz değil mi? Ben de Arzu'yu seçtim. Arzu biraz ama. Esmer o yüzden onu seçtim. Arzu'yu görebilir miyiz? Ya esmerlikten değil o. Elbisede kalıp çok, gibi oturmuş. Çok kibar anladın çok mı? Çok zarif duruyor. Allah Allah. Tabii. Diğeri günlük bir kombin basit bir kombin ama bu bence gerçekten güzel bir elbise sen olarak da. Sen kıskanırsın bir konu şu an mesela. Kombin olarak da çok hoş ve farklı zaman, güzel zarif bir herkes kombin bakar. Seçmiş. O yüzden kibar. Bugünün şıkı Arzu evet. Önler evet. Oluyor Arzu. Efendim. Tebrik ediyoruz. Zar zor seçtik. Zar zor seçtik evet. Puffer'lı kıza da şimdi, selam olsun. Puffer'lı kıza mı? Evet. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz Aslı'ya da. Kurabiyelerimiz, acı kurabiyelerimiz dağılırken biz bir şarkıyla veda edelim istiyoruz artık izleyenlerimize. Ama aramızda Roman Star'ın birincisi. Siz de davet edelim böyle. Hoş geldin. Zaten buradaydın ama sana bir türlü merhaba diyemedim. Nasılsın? Hoş geldin. Şöyle şimdi güzel bir şarkıyla beraber böyle güzel bir şarkıyla veda edelim. Ama veda etmeden önce şöyle bir mutfağımıza hemen hızlıca dönelim. Acı kurabiyemiz, pekmezli kara helvamız, haşhaşlı katmerimiz ve oklava köftesiyle bugün gerçekten yine maharetini konuşturan Elif Kokmazel. Süpersin. Vallahi. Kobra Murat'a eşine ve çocuğuna da bir kocaman alkış. Çok teşekkür ederim. Şöyle güzel bir şarkıyla veda edelim. Hadi. Hepinize sonsuz sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Ali. Haydi bakalım. Gel Sergül. Haydi. Çatır yaşa bana be oyna bana be yaşa bana be oyna bana be çok güzel be oynuyor be düşmanlar da çatır yaşa bana be oyna bana be yaşa bana be oyna bana be çok güzel be oynuyor be düşmanlar da çatır alkışlar haydi bakalım alkışlar. Oh yaşa. Bütün eller havaya, havaya,
ya yerler. Aha güzel, aha şeker, kızım seni var ya yerler. Bakayım. Ha ha. Hayatınız roman havası tadında olsun. Dertler, kederler sizden uzak olsun. Şansınız, bahtınız açık olsun. Yüce Rabbim kalbinize göre versin her şeyi. Ranga, ranga, yaşa ranga, paşa. Ranga. Haydi Mati Kaliye, haydi Mati Susiye, haydi Mati Kaliye Tik